Evet sayın seyirciler, iyi geceler. Bir Adalet Masası'nda daha Perşembe gecesi karşınızdayız. Bugün bir ana temamız var. Hepimizin sevgilisi, Türkiye halkının çoğunluğunun büyük bir sevgiyle, büyük bir rahmetle andığı büyük devlet adamımız Turgut Özal'ın şehit edildiğini artık öğrenmiş bulunmaktayız. Rahmetli Turgut Özal bu milletin kalbinde taht kurmuş. Çok büyük bir de devlet adamıydı. Çok büyük bir, çok değerli bir insandı. Bugünkü Türkiye'nin temellerini, askeri vesayeti yenebildiğimiz, milletin çoğunluğunun iradesini koyabildiği, hem demokrasi, hem insan hakları, hem liberal ekonomik kriterler açısından ülkenin belli bir noktaya gelmesinin temellerini atmış büyük bir devrimciydi. Yarım kalmış bir devrim yapabildi ama ondan sonrasında işte bugün çok şükür son 10 senedir o Anadolu ihtilali devam ettiriliyor Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde. Şehit Turgut Özal diye anıyoruz artık başbakanımızı. Bundan hepimiz şüpheleniyorduk. Bundan bu konuyu irdeleyenlerin çoğu şüpheleniyordu ama artık elimizde hem DDK raporları hem adli tıp raporlarıyla görüyoruz ki bu milletin sevgili başbakanına, bu milletin ilk gerçek sivil cumhurbaşkanını şehit ettiler. Nasıl oldu bu süreç? Nasıl, neler yaşandı? İlk 1988'deki o açık suikast, cumhurbaşkanı olmaması için yapılan suikast ve ardından gelen süreç. Bu konunun birçok bu konuda kalem oynatanları var ama bana göre en bu konunun uzmanı DDK raporlarının, Özal suikastiyle ilgili dönemin belgelerinin, resmi belgelerinin, emniyet istihbarattaki, MIT'teki, Genelkurmay'daki birçok belgeyi, dokümanı taramış çok kıymetli bir araştırmacı, gazeteci bugün konuğumuz olacak. Kendisi çok kıymet verdiğim bir insan, İdris Gürsoy. İdris Gürsoy daha evvel 27 Mayıs darbesine yine şehit edilmiş bir başbakanımız, yine bu milletin sevgilisi, yine bu milletin çoğunluğunun kalbinde taht kurmuş bir başka büyük devlet adamımızın sonunu hazırlayan o gelişmeleri aydınlatan kitaplarıyla biliyoruz İdris Gürsoy'u. Öncelikle ben o kitapları bir göstermek isterim. Bugün özel programımız gereği Şehit Turgut Özal programı yapıyoruz. Turgut Özal nasıl şehit edildi? Onu yapıyoruz ama başka bir şehit başbakanımız da Adnan Menderes. Maalesef bu coğrafya böyle bir coğrafya. Milletin sevgilisi başbakanları şehit etmeye kafaya koymuş bir adi, bir şerefsiz yapılanma var. Tayyip Erdoğan'ın da 10 senedir peşinde ve defalarca suikast girişiminde, darbe girişiminde bulundu. Ama bu millet Adnan Menderes'e, Turgut Özal deneyimlerinden sonra Tayyip Erdoğan'ın da böyle bir şey yapılmasına asla izin vermeyecek. Asla ve asla buna, bu millet olarak müsaade etmeyeceğiz. Yine İdris Gürsoy'un 27 Mayıs darbesine giden yoldaki en önemli olaylardan biri, 9 subay olayı, Samet Kuşçu olayını aydınlattı bir diğer kitabı. Biri Kaynak Yayınları'ndan, öbürü Zaman Kitap'tan. Her iki kitabı da bugün Adnan Menderes'in, merhum Adnan Menderes'le ilgili bir konu işlemeyeceğiz ama bu kitapları okumanızı tavsiye ediyorum. Yeri geldiği zaman şehit başbakanımız Adnan Menderes'le ilgili de programlar yaparız. Bu milletin kalbinde taht kurmuş insanlara kimler tuzak kuruyor? Hangi şerefsiz, adi, hayasız, hiç bu lafları söylemekten yüksünmüyorum. Nasıl kirli yapılanmalar, işte bugün Ergenekon dediğimiz, geçmişte kontrgerilla, gladio, ne dersek diyelim, bu devletin içinde yuvalanmış, bir çeteleşmiş bir zihniyet, çeteleşmiş bir devlet mantası. Devlet içindeki çeteler de diyemiyorum. Çünkü geçmiş dönemde bir çeteleşmiş devlet zihniyeti söz konusuydu. Halk kimi başa getirirse getirsin, biz onu iktidar yapmayız diyen alçak bir anlayış söz konusuydu. O alçak anlayış zaten Turgut Özal'ı şehit etti. Olayın detaylarına gireceğiz. Önce Turgut Özal'la ilgili arkadaşlarımızın, Türkiye'nin, Burcu'nun, Gülsevil'in çok güzel bir ortak çalışması var. Onu bir izlemenizi istiyorum. Ardından başka konularımız var ilk dönem, ilk seferde, ilk bölümde Adalet Masası'nın.
Ardından İdris Gürsoy burada konuğumuz olacak ve ilk kez burada bazı şeyleri açıklayacağız. Turgut Özal'ın nasıl şehit edildiğini, nasıl bu milletin elinden alındığını, nasıl o iğrenç dönemi, yani konuşmakta zorlanıyorum, o cinayet nasıl işlendi onu beraber göreceğiz. Önce bu Turgut Özal'la ilgili çok güzel arkadaşlarımızın hazırladığı videoyu izleyelim. İçinden bir siyasetçi oldu. Ölümüyle milyonları gözyaşlarına boğdu. 1983 yılında darbe yönetiminden çıkmış olan Türkiye çareyi Turgut Özal'da buldu. Takvim yaprakları 13 Aralık 1983'ü gösterdiğinde Özal Türkiye'nin başbakanı oluyordu. Hem de sandıktan çıkan %45'lik oyla. O, yenilikten, öncülükten ve atılımdan başka bir şey düşünmüyordu. Türkiye, Özal'lı yıllarda zincirlerini kırdı. Dünyaya açılan büyük bir ekonomi olma yolundaki ilk temellerini attı. Ulusa sesleniş konuşmaları hiç unutulmadı. Tarih 18 Haziran 1988'i gösterdiğinde ise akıl almaz bir şey oluyor ve Türkiye Başbakanı'na suikast düzenleniyordu. Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Özal, Kartal Demirağ'ın silahından çıkan kurşunların hedefi oluyordu. Ancak kurşunlar Özal'ın önünde bulunan mikrofonun ayağında sekip sağ el baş parmağını yaralamıştı. Yani halkın duaları Özal'ı koruyordu. Suikast sonrası yaptığı konuşmaysa tarihin en unutulmaz sözleri arasında yerini alıyordu. Biraz da belirtmek istiyorum. Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktu. Belki de bu suikast 5 yıl sonrası için bir işaretti. Önce idama mahkum edilen Demirağ'ın cezası 20 yıl hapse çevrildi. Özal, suikastçısını bile affedebilecek hoşgörüye sahipti. Demirağ, 4 yıl hapis yattıktan sonra Özal tarafından affedildi. 9 Kasım 1989'da Turgut Özal için bu kez yol Çankaya Köşkü'ydü. 8. Cumhurbaşkanımız olan Özal, her zaman sivil yönetimin üstünlüğünü savunmuş ve halk tipi sivil kıyafetlerden hoşlanmıştı. Halkla adeta bütünleşen ender siyasetçilerden biriydi. Kamu, kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederken, resmi kıyafetiyle ziyaret eden diğer cumhurbaşkanlarından farklı olarak, çoğu defa kravatsız, keten pantolon, keten ayakkabı ve tişörtle resmi programlara katılmıştı. Bu tutum, onun darbecilere karşı nasıl bir tutum sergilediğinin en büyük kanıtıydı. Ancak o, hain emellerin hedefi olmaktan kaçamadı. 17 Nisan 1993'te hayatını kaybetti. Ölümünün ardındaki sır perdesi o kadar büyüktü ki 19 yıl sonra bile gündeme gelecekti. Çünkü 8. Cumhurbaşkanımıza bir otopsi dahi yapılmamıştı. İddiaya göre ölümünden önce gittiği Türkiye Cumhuriyetleri gezisinde zehirlenmişti. Onun vedası çok üzünlüydü. Yollara sığmayan bir kalabalık, sel olan gözyaşları. Halkın Cumhurbaşkanı sonsuzluğa gidiyordu. Allah'ım, Allah'ım.
Özal öldürüldü mü? İşte tüm meselenin, sözlerin düğümlendiği nokta bu cümleydi. İddiaya göre Özal çok güçlü bir zehirle öldürülmüştü. Mezarı açıldı. 19 yıl sonra 2012 yılında aynı acı tekrar yaşandı. Şimdi tüm gözler Adli Tıp Kurumu'nun açıklayacağı verilerdi. Ancak o, halkın kalbinden çıkmayan bir siyasetçi olarak hep sonsuza kadar yaşayacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Semra Özal'a ne dedi? İlk kez Rasim Ozan Kütahyalı açıklıyor. Az sonra. CHP'li Hurşit Güneş hakkında şok iddia. Hurşit Güneş devlet arazisini kendi üzerine mi geçirdi? Az sonra. Aziz Yıldırım'ın sahte çürük raporu skandalı medya skandalına dönüştü. Ertuğrul Özkök ve Uğur Dündar'ın içinde yer aldığı medya skandalını Rasim Ozan Kütahyalı yorumluyor. Az sonra. O halkın içinden geliyordu. Ölümüyle milyonları gözyaşlarına boğdu. Turgut Özal'ı kimler şehit etti? Şok ayrıntılar ilk kez Rasim Ozan Kütahyalı'yla adalet masasında. Az sonra. Evet, bugün gündemimiz dolu. Tabii en baştaki gündemimiz rahmetli Özal'ın, şehit Turgut Özal'ı nasıl katledildiği. Büyük devlet adamımız, milletin kalbinde taht kurmuş büyük adam Turgut Özal nasıl hain ve alçak bir planla katledildi, nasıl şehit edildi, bunu bugün detaylarıyla anlatacağız bütün o süreci. Geçen hafta hatırlarsanız bir dosyayı yayınlayacağımız sözünü vermiş fakat süre yetersiz kalınca bu haftaya bırakmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden Hurşit Güneş'in bir Kandıra'da bir göl arazisine tapusu olduğunu iddia etmişti oradaki köylüler ve adeta oralardaki bütün Kandıra ve civarındaki köylülerden bize ihbar yağdı. Dediler ki buraya bu adam bir göle tapu yaptı. Bir şekilde burayı ele geçirdi. Bu nasıl olur? Bizim kendi topraklarımız diye. Ne yapmış Hurşit Güneş? Neler yapmış? Arkadaşlarımız Kandıra'ya kadar gitti. İlgili bütün yetkili makamlarla görüştüler. Hurşit Güneş'i aradılar fakat Hurşit Güneş ısrarla bu göl bana dedemden kaldı. Burası benim hakkımdır diyor. Yani böyle bir şey Türk kanununda var mı? Yani göl satın alabiliyor muyuz acaba? Göllere tapu olabiliyor mu? Şu deniz benim falan diyebiliyor muyuz? Benim bildiğim Türk hukukunda kıyılar, göl, nehir gibi şeyler kamuya, halka aittir. Yani burası benim gölüm, burası benim nehrim, burası benim adam, ben Bozcaada'yı satın aldım ya da Eşek Adası benim diyemezsin. Ancak bir Sedef Adası Abdülhamit döneminden kalma bir aileye verilmiş. Onun bir özel tapusu herhalde. Acaba böyle bir şey mi? Yani Kandıra'da bir geniş araziyi, göl arazisini tapuladı mı Hurşit Güneş? Onun anasının aksütü gibi helal mi? Yoksa o bölgenin köylülerinin dediği gibi mi durum? Bir VTR'mizi izleyelim, ondan sonra bunun üzerine biraz konuşalım. Tapu yolsuzluğu iddiası. İddiaya göre CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, devlet arazisini kendisi ve akrabaları adına tapulandırdı.
CHP'li Güneş'in oyununu köylüler bozdu. Nereden geldiler? Ellerinde bir belgelerle geldiler. Hatta o zaman arkadaşlar dedi, kadastroda çalışan arkadaşlar, sizin dediler bu belgeleriniz sahte. Haritada Kamış Gölü olarak geçen arazi devletin hüküm ve tasarrufu altındaki bir bataklıktı. Buranın göl olmadığını iddia ediyorlar efendim. Hayır hayır, hiç alakası yok. İleride bir kanal var da oranın şeymiş, dere kenarıymış. Onlar öyle diyorlar. İşte burası bak, suyu belki de şey oluyordur. Burası bak. CHP'li Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş buranın göl olmadığını iddia etmişti. Ancak sizin de görmüş olduğunuz gibi balıkçılık yapıldığına ve buranın göl olduğuna dair sandallar bulunuyor. Üstelik CHP'li Güneş'in arazisinin bulunduğu babalı köyünde ne bir kaydı ne de bir akrabası vardı. Ama babaları zamanında burada odunculuk yapılıyordu. Odun alıp yani ticaret yapıyor, biz bilmiyoruz. Biz de yani yokken diyelim artık. Burada odun ticareti yapıyormuş. Kuyu o zamandan diye iddia ediyorlar. Yani yapılan o işlemler, tapular bilmem neler. Yani masa başında sahte uyduruk şeyler. Böyle bir şeyin asla astarı yok. Devlet burada 60 senesinde toprak tevzi komisyonu millete yer vermiş mesela. Bunlar o zaman piyasada yok. Bunu biz yaşlılarımızdan dinledik. Yani böyle bunların bir alakası yok. Köyün eski muhtarı yapılan usulsüzlüğü fark etti ve durumu hemen maliyeye bildirdi. Arazileri ellerinden alınan köylüler mahkemeye başvurdu. Dava açtık. Kaç, iki senedir, bir senedir mahkeme görüyoruz işte. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Semra Özal'a ne dedi? İlk kez Rasim Ozan Kütahyalı açıklıyor. Az sonra. Aziz Yıldırım'ın sahte çürük raporu skandalı medya skandalına dönüştü. Ertuğrul Özkök ve Uğur Dündar'ın içinde yer aldığı medya skandalını Rasim Ozan Kütahyalı yorumluyor. Az sonra. O halkın içinden geliyordu. Ölümüyle milyonları gözyaşlarına boğdu. Turgut Özal'ı kimler şehit etti? Şok ayrıntılar ilk kez Rasim Ozan Kütahyalı'yla adalet masasında. Az sonra. Ertuğrul Özkök Rasim Ozan Kütahyalı'yı karşısında görünce kimyası nasıl bozuldu? Az sonra. Evet, tapu skandalı, göle tapu skandalı dediğimiz olay. Hurşit Güneş'e ısrarla ulaşmaya çalıştık. Dediğim gibi daha evvel ulaştığımızda bu göl benim hakkımdır, benim ailemin malıdır, burası benimdir dedi. Biz de hukukçulara sorduk, böyle bir şey olamaz. Eğer bir arazi orman arazisi kazanmışsa ya göl arazisi kazanmışsa, nehir ise bu zaten ilgili işte istimlak edilir, devlet bunu alır, değerlendirir dendi. Ama o da diyor ki bu göl benim. Yani eğer şu an bizim arkadaşlar numaralarımızı versin, eğer göle biri sahip olabilir diyen bir hukukçu varsa lütfen bizi arasın. Göl, nehir, deniz, orman, Belgrad ormanı benim diyebilir mi bir adam? Tuz Gölü benim malım. İşte Marmara Adası benim adam. Marmara deniz de benim denizim. İç deniz zaten, ben orayı aldım. Böyle bir şey mümkün mü? Yani başka bazı ülkelerde mümkün. Böyle küçük ülkelerde, ama Türkiye'de böyle bir şey mümkün değil. Onun için de köylüler isyan ediyor. Balıkçılık yapıyorlar. Herhalde o balıkları da Hurşit Güneş'in ailesine bir kısmını verip bir kısmını mı acaba çalışma hakkı olarak almaları lazım? Böyle bir garip durum var. Şimdi bu konuyu bizim çok kıymetli muhabirimiz Gülsevil
bizden araştırdı. Oraya gitti, Kandıra'da, Kocaeli'de 2-3 gün bulundu. Hala da şu an orada. Bu meselenin devamında yeni gelişmeler var. Onları da belki size vereceğiz. Gülsevil'e bir soralım. Gülsevil, bu göl CHP'li Hurşit Güneş'e mi ait? Öncelikle CHP'li Hurşit Güneş, Kocaeli milletvekili, ailesine ait olduğunu iddia ediyor. Kendisiyle ben de görüştüm. Telefon evet. görüşmesi yaptık. Aileme aittir, benim dedemden kalmıştır diyor. Ancak bizim görüştüğümüz muhtar, buranın hem eski muhtarı hem de yeni muhtarı bize belirttikleri ne kendisini ne de ailesini tanımıyoruz. Burada herhangi bir akrabaları veya kayıtları bulunmuyor. Yani dolayısıyla bunların daha doğrusu muhtar, eski muhtar ve yeni muhtar iddialarına göre, onların iddialarına evet. göre diyelim, bunlar sahte belgelerdir diye iddia ediyorlar. Peki şimdi Gülsevil, benim de bildiğim kadarıyla Hurşit Güneş Kandıralı. Babası da eski önemli bir siyasetçiydi. Onlar eskiden beri Kandıralıdır. Turan Güneş, Hurşit Güneş. Fakat şimdi göle tapu nasıl olur? Şimdi neler diyor mesela? Oranın muhtarı, oranın yetkililer, sen görüştün. Yani bu göl, evet Güneş ailesinindir, Hurşit Güneş'indir. Bu gölü tepe tepe kullanabilirler diyen var mı senin Kandıra'da ve Kocaeli'nde görüştüğün yetkililer arasında? Hiçbir kimse tarafından göle tapu çıkmaz. Hatta muhtarların şöyle bir ifadesi var. Bize de o zaman Karadeniz'den tapu versinler. Madem göle tapu çıkıyor, biz de Karadeniz'den tapu istiyoruz diyorlar. Çünkü görüştüğümüz hiçbir yetkili, ne muhtar ne köylü ve yetkililer de hiçbir şekilde, zaten Türk kanunlarında böyle bir yasa yoktur, göle tapu çıkmaz diye söyleniyor. Bunun dışında zaten maliye de Hurşit Güneş'e dava açtı. Şu anda maliye bak, bu çok önemli. Bunu bir tekrarla. Maliye Hurşit Güneş'e dava mı açtı? Evet, evet. Hatta Defterdar Süleyman Dal'ın yaptığı tespitler Yargıtay kararlarına dayandırıldı. Dal'ın yaptığı tespitlerdeki hemen görüşleri anlatmak istiyorum. Evet. Hemen o bölümü okumak istiyorum hatta sizlere. Tabii, tabii. 161 ada 36 no'lu parseldeki taşınmazın kışın su taşınması nedeniyle bir göl halini aldığı, yazın ise sazlık olduğu görülmüştür. Bu çok önemli çünkü CHP'li Hurşit Güneş buranın göl olduğunu iddia ediyor. Benim telefon görüşmelerimde de onun dışında cevap hakkını kullandığında da buranın özellikle göl olmadığını ve dedelerinden kendine kaldığını iddia ediyor. Biz de gittik zaten görüntüledik, şu anda da Kocaeli'de görüyoruz evet. hatta gölü. O görüntüleri de gösterelim burada, arkadaşlar isterseniz, o göl görüntülerini. Evet, devam edelim. Gülsevi, dinliyoruz seni. Burada zaten göl olduğuna dair hem sandallar bulunuyor, buradaki köylüler de anlatıyorlar. Çünkü köylülerin buradan hiçbir çıkarı yok. Öncelikle bunu evet. belirtmek istiyorum. Buranın devlet hazinesi, yinesine iade edilmesini istiyor köylüler. Kendimize bir şey istemiyoruz. Biz kendimize bir tapu istemiyoruz. Buranın bizimle ilgili hiçbir menfaati yoktur. Biz buranın tamamen devlet arazisine iade edilmesini istiyoruz. Ve bu siyasi gücüyle Hurşit Güneş burayı sahte belgelerle almıştır iddiası var. Öncelikle bunu da belirtmek istiyorum. Evet. Bu da çok önemli. Bunları dediğim gibi davalık olan isimler aslında Hurşit Güneş birinci isim, birkaç isim, akrabaları da dahil buna. Turgay Güneş, Nihal Aysel Turgut, hepsi akrabalar. Yaklaşık 8 kişi var bunlardan. Çok tepkili köylüler hiçbir şekilde... Peki orada bu... köylüler, Gülsevi sözünü kesiyorum, balıkçılık yapıyor mu, balık tutuyor mu gölden? Kış aylarında evet yapıyorlar. Çünkü burası denize çok... Peki o zaman bu da Hurşit Güneş'in gölüyse nasıl balık tutuyorlar? Tutmamaları lazım ya da Hurşit Güneş'e o balıkları götürmeleri lazım. Biz senin Tapulu Gölü'nden balık aldık götürdük. Tapulu Göl nasıl oluyormuş ya? Yani Tapulu Göl ilk defa Türkiye'nin hukuk tarihine girdi herhalde bu. Yani onun için diyorsun dava açıldı. Bir nevi Hurşit Güneş'i gölü sahte belgelerle gasp etmekten yargılanıyor mu şu an? Evet, evet. Muhtar zaten bu durumu askıda fark ediyor. Köyün eski muhtarı. Evet. Yapılan işlemler askıya çıkarıldığı sırada durumu fark ederek Maliye Bakanlığı'na 14 Mayıs 2008 tarihinde ihbar dilekçesi yazıyor. Dilekçede Kamış Gölü olarak adlandırılan bataklık halindeki devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan göl kenarı olarak belirtilen 645 dönüm civarındaki taşınma Hurşit Güneş ve akrabaları alına tescil edilmiştir. Bu durumu hazineye bildirmek zorunlu oldu diye bir dilekçe yazıyor.
Maliye de bunun üzerine dava açıyor ve soruşturuyor bu konuyu. Evet. Yani şu an o zaman olay yargıda. Evet. Ve Hurşit Güneş de diyor ki burası benim malım. Doğru mu Hüsevi? Evet. Köylüler evet. de diyor ki Kandıra halkı da diyor ki burası Kandıra halkınındır. Yani Kandıra halkıyla Hurşit Güneş arası bir dava var şu an diyebiliriz. Öyle mi Hüsevi? Kesinlikle aynı şekilde ve köylüler zaten bu davaya dahil olmuş durumda, avukatları da aynı şekilde. Hı-hı. Birlikte biz bu işin peşini bırakmayacağız diyorlar. Çok da tarih öncülüğünde hem köy halkı, sadece bir kişi iki kişi değil, bütün köy halkını dahil ediyoruz konuya diyorlar ve hep birlikte bunun mücadelesini vermeye de devam edeceğiz. Elimizden almalarına da müsaade etmeyeceğiz diyorlar. Şu arkadaki arkadaşlar bir görüntüyü donduralım. Şu arkadaki değil mi göl dediğin senin Gülsevi? Şu an ekranı evet, görebiliyorsun evet. herhalde. Devam ettirelim. Evet. Daha detaylı çekimi var mı bizim elimizde? Keşke bir yukarıdan helikopterle falan çekebilseydik. Ama işte şu an gösteriyor. Zaten bizim çektiğimiz görüntülerde sandalları görüyorsunuz orada. Tabii. Gösteriyoruz. İzleyicilerimizle onları da paylaşmak istedik. Çünkü özellikle Hurşit Güneş... Yani sandallarla gölde gezinti yapılabiliyor mu Gülsevi? Orada? Tabii ki sazlık. Zaten yaz aylarında bölge burada. Sazlık, kış aylarında da göl. Arkadaşlar durdurun. Yani şurası tapulu mal öyle mi? göl. Yani tapu burası benim diyor. Öyle mi? Evet. Kesinlikle ve muhtarlar da ne babalarını tanıyoruz ne akrabalarını, hiçbirinin buralarda tanıdığı yoktu. Bir de şöyle bir ayrıntıyı da hemen aktarmak istiyorum. Son aldığımız bilgi bu da burayı satmak istiyor Hurşit Güneş şu anda. Hatta birine satmak yani istiyor. Yani gölü satmak istiyor öyle mi? Evet, şu gölü arkadaşlar gösterin şu gölü satmak istiyor. Evet. Satmak istiyor ve o kişi de gelip bölgede bakıyor. Diyor ki ben nereye alacağım acaba? Alacağı bölgeyi keşfe gidiyor ve muhtar da uyarıyor kendisi. Bizzat muhtar bana şu anda bildiriyor. Muhtar uyarıyor ve diyor ki burası çok karışık. Lütfen siz de mağdur edilmeyin. Bu köy halkı mağdur edildi. Türkiye hazinesine verilmesi gerekiyor burası. Evet. Siz de mağdur edilmeyin diyor ve alacak kişiyi vazgeçiriyor bu şekilde. Şimdi yani bu gördüğümüz, şu an ekranda gördüğümüz yerde, bir daha göstereyim arkadaşlar. Orada sandallar var, balıkçılık yapılıyor, sandalla insanlar geziyor diyorsun. Sen bunların hepsine gözlerinle şahit oldun. Çünkü biz burada bir bölümünü görüyoruz. Hani diyebilir ki izleyiciler, kardeşim şu gördüğümüz sazlıklar arasında su birikintisi. Nedir yani bu 30 santim bir şey, öyle mi? Yoksa 2-3 metre derinliği var mı, balıklar tutuluyor mu? Sandalla geziliyor mu Gülsevi? Sen gözlerinle şahit oldun mu buna? Kış aylarında şöyle söyleyeyim. Kış aylarında burada sandallarla geziliyor. Yaz aylarında da yaz aylarının da etkisiyle sazlık haline dönüşüyor. Ama hiçbir şekilde bir arsa halini almıyor burası. Görmeyene devam ediyor. Yaz aylarında zaten biraz sular hafifleyip sazlık oluyor. Ama kış aylarında yani mesela önümüzdeki ay oraya gitsek diyorsun ki sandallarla geziliyor. Ve balık tutuluyor öyle mi? Evet biz zaten önümüzdeki ayda bunu takip etmeye devam edeceğiz. Hatta tabii. Sandallarla burada gezerek anons çekeceğiz izleyicilerimiz için. Evet evet onu da muhakkak yapalım Gülsevi. Çünkü yani bu olay hakikaten Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde görülmemiş bir olay. Gölün sahibiyim diyen bir insan var, o da bir CHP milletvekili. O şimdi o gölü satmak istiyor. Vallahi yani artık pes ne diyeyim. Neyse sen bir sandalla gez bakalım. Hurşit Güneş'in gölünde belki sana da bir ceza yazılabilir ama artık bir ceza yazılırsa da biz öderiz. Ne yapalım? Yani tapulu gölde sandalla gezdin diye. Çok teşekkür ederiz. Araştırmalara devam et Gülsevi. Bu konunun takipçisi olacağız bu programda. Çok sağ ol. Evet şimdi reklam vakti geldi. Dediğim gibi işleyeceğimiz başka bir iki dosya daha var. İşte Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök, bildiğiniz bu 28 Şubat medyasının elemanlarının numaraları. Biraz da makara gibi görmek lazım. Onları gerçi her ne kadar içeriğinde başka skandallar olsa da özellikle bir dosyamızın öbürü makara. Ama esas bugün meselemiz şehit Turgut Özal'ı kimler katletti? Nasıl katletti? O hain süreci nasıl işledi? Tüm bunları izleyeceğiz. Birazdan yine sizlerle beraberiz. Evet bugün en önemli dosyamız, hatta bu programın esas bugünkü yapılış amacı
rahmetli başbakanımız, cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın nasıl katledildiğini gözler önüne sermek, bütün DDK raporları, adli tıp raporları, onu dönemin o 1988'deki suikast ve o suikastın arkasındaki örgüt, o örgütün 93 sürecine doğru giderken neler yaptığını ve şehit Turgut Özal'ın nasıl katledildiğini, nasıl şehit edildiğini o gözler önüne sereceğiz. Bu milletin sevgili başbakanını, bu milletin sevgili cumhurbaşkanını, sivil cumhurbaşkanını, dindar cumhurbaşkanını, demokrat cumhurbaşkanını, millet öyle uğurlamıştı onu. 18 Nisan 1993 günü milyonlarca insan ellerinde sivil cumhurbaşkanı, dindar cumhurbaşkanı ve demokrat cumhurbaşkanı diye uğurlamıştı. Tam da milletin özlemini gösteriyordu. Milletin istediği başbakanı, istediği cumhurbaşkanını, milletin arzuladığı üç temel özelliği oradaki insanlar, milyonlarca vatandaşımız gösteriyordu. Ve bugün hepimizin 19 senedir şüphe ettiği şeyin DDK raporlarıyla ve adli tıp raporlarıyla gerçek olduğunu maalesef öğrendik. Turgut Özal şehit edildi. Bunu detaylı olarak çok kıymetli gazeteci, araştırmacı İdris Gürsoy'la irdeleyeceğiz. İdris Gürsoy'u ilk programın başında da tanıttım. Bilmeyenler için İdris Gürsoy'un iki değerli kitabını da size göstermek istiyorum. Birincisi Darbeye 100 Gün Kala. Yine bir başka şehit başbakanımız Adnan Menderes'in katleden, o alçak 27 Mayıs darbesine giden yolu anlatıyor burada İdris Gürsoy. Zaman Kitap'tan çıktı bu kitap. Öbürü de yine 9 Subay Olayı dediğimiz 27 Mayıs adlı o alçak darbeye giden yolu ve yine bir başka tıpkı Turgut Özal gibi katledilen şehit başbakanımız Adnan Menderes'in nasıl işte o neler eksik yapıldı da 27 Mayıs'a gelindi. Bunları anlatıyordu İdris Gürsoy. Şimdi çok yakında da tıpkı Adnan Menderes'e yapılanların arka planını çok güzel aydınlattığı gibi bu konuda Turgut Özal cinayetiyle ilgili, Turgut Özal'ın şehit edilme süreciyle ilgili de kitabı yakında yayınlanacak. Burada da çok önemli detayları, çok önemli bilgileri bizle ilk kez paylaşacak İdris Gürsoy. O konuya gireceğiz. Ama önce geçen hafta bir olay ortaya çıktı. Aziz Yıldırım'ın 59 yaşında bedelli askerlikten yararlandığı ortaya çıktı. Ardından bu daha önce de konuşulan Aziz Yıldırım'ın sahte çürük raporu meselesi gündeme geldi. Aziz Yıldırım'ın 1983 yılında Osman Yalçın, kendi işte dayısının oğlu benzerlik olan Osman Yalçın adına bir şey, bir tertip, bir sahte çürük raporu düzenlettiği, bu şekilde askerden kaçtığı anlaşıldı. Şimdi buradaki mesele şu, ben her zaman zorunlu askerlik denen şeyin saçmalık olduğuna ve zorunlu askerlik denen saçmalığın da kaldırılması gerektiğine taraftar olmuşumdur. Bu konuda bunun ne Türk milletine, ne Türk vatanına, ne vatanımıza, ne devletimize, ne milletimize hiçbir yararı olmadığını, bunun bir askeri vesayeti sürdürmenin aracı ve Türk erkeklerini tornadan geçirerek bir, işte bu artık geride bırakmayı arzuladığımız o devlet düzenine, maalesef işte Turgut Özal'ı da Adnan Menderes'i de katleden o devlet düzenine itaatkar kullar yetiştirmek amaçlı dizayn edilmiş bir şey olduğunu hep söyledim. Bu konuda meydan okuyucu yazılar da yazdım. Yargılandım. Beraat ettim. Çok şükür Türkiye'de hakimler var. Özgürlükçü demokrat zihniyette. Ve bu mücadelemi de sürdürüyorum. Bu zorunlu askerlik kalkmalıdır. Fakat şimdi böyle baktığımız zaman Aziz Yıldırım bunu almış. Bu bir kere yasa dışı. O öyle. Ama bunu diyebilir ki işte böyle bir gerekçe sunabilir. Vesaire vesaire. Yani bu tıpkı şey gibi bir olaydır. Benzetmek gerekirse. Bir adam çeşitli toplumsal şartlardan ötürü diyelim eşcinselse eşcinselini gizleyebilir ve bunu makul karşılayabiliriz. Yani adam anlamaya çalışmak lazım falan deriz. Ama bu adam habire eşcinseller hastalıklıdır, eşcinseller şöyledir böyledir diyen bir adamsa, kendi de gizli eşcinselse, bu ne rezalet derler. Bu ne periz, bu ne lanet üstü derler. Maalesef Aziz Yıldırım'ın meselesi de o. Aziz Yıldırım sabah akşam Mustafa Kemal'in askerleriyiz, laikliğin kalesiyiz,
şöyledir, böyledir. Evet, ben ordumun canıyım. O, orduyla çok yakın. Ordu aracılığıyla NATO müteahhitliği yapıyor. Bir sürü işler alıyor vesaire. Son derece militarist bir söylem içinde olup bu ortaya çıkıyor. Onu zaten başka gazeteci arkadaşlarımız da ortaya çıkardı. Fakat ardından benim konuştuğum önemli bir kaynağım başka bir skandalı bana aktardı. 2006 yılında bu olay Uğur Dündar'a geliyor. Uğur Dündar bunu çeşitli kişilerle paylaşıyor. Hatta paylaştıklarından biri de Erman Toroğlu. Erman Toroğlu da böyle bir şey o zaman Hürriyet'te bir yazıyor. Ama herhangi bir bilgi belge yok. Böyle bir şey. Böyle bir iddia. Sonra Vecdi Gönül'ü arıyor. Uğur Dündar. Kendisi de açıklamasını zaten itiraf ediyor. Vecdi Gönül evet böyle bir şeyin olduğunu, o Aziz Yıldırım'ın askerlik yapmadığını söylüyor. Peki sonra ne oluyor? Bir VTR'mizi izleyelim. Ondan sonra bir bu skandalı yorumlayalım. Aziz Yıldırım'ın sahte çürük raporunda inanılmaz medya skandalı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sahte çürük raporunun ortaya çıkmasının ve 59 yaşında bedelli askerlik yapmasının ardından 28 Şubat medyasının iki önemli ismi Uğur Dündar ve Ertuğrul Özkök'ün içinde bulunduğu bir skandal ortaya çıktı. İddiaya göre olay şöyle gelişti. 2006 yılında Aziz Yıldırım'ın sahte çürük raporu Uğur Dündar'ın eline geçti. O dönem Aziz Yıldırım'la kavgalı olan Uğur Dündar bu raporu Arena'da yayınlayacağını dillendirmeye başladı. Bunun üzerine Acar Yıldırım Ercan Saatçı'yı aradı. Uğur Dündar'ın bu yayını durdurmasını istedi. Ercan Saatçı o zamanki kayınpederi olan Ertuğrul Özkök'le konuştu. Özkök Uğur Dündar'a giderek böyle bir haber yapmamasını istedi. Uğur Dündar'sa yayınlayacağım dedi. Buna karşılık Ertuğrul Özkök ısrarcı oldu. Ve Uğur Dündar, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından teyit ettirdiği bu haberi yayınlamadı. Yani el birliğiyle halkın haber alma özgürlüğünü engellediler. Uğur Dündar ve Ertuğrul Özkök, Aziz Yıldırım'la ilgili bu gerçeğin üstünü örttü. Peki bir yıl sonra ne oldu? Aziz Yıldırım'la kanlı bıçaklı olan Uğur Dündar bir yıl sonra 2006 yılında Fenerbahçe yönetimine alındı. Yani alenen yayınlanmayan haber karşılığı Uğur Dündar Fenerbahçe yöneticisi oldu. Bir tarafta genelkurmayın içinde olduğu sahte çürük skandalı, bir tarafta bu bilgiye ulaşan Uğur Dündar'ın gerçekleri halktan saklaması. Ayrıca Ertuğrul Özkök'ün bu konuda devreye girip yayınlanmayan haber karşılığı elde ettiği bir yöneticilik. İşte bütün çıkar ilişkileri ortada. Yıllarca kendini namus timsali olarak lanse edenler yayınladıkları değil, yayınlamadıkları haberlerden güç topladılar. Ercan Saatçı de bu olayın en büyük tanıklarından biri. Saatçı'ya bu olayı sorduğumuzda ben bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum dedi. Ancak yaşananları reddetmedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Semra Özal'a ne dedi? İlk kez Rasim Ozan Kütahyalı açıklıyor. Az sonra... O halkın içinden geliyordu. Ölümüyle milyonları gözyaşlarına boğdu. Turgut Özal'ı kimler şehit etti? Şok ayrıntılar ilk kez Rasim Ozan Kütahyalı'yla adalet masasında. Az sonra... Ertuğrul Özkök Rasim Ozan Kütahyalı'yı karşısında görünce kimyası nasıl bozuldu?
az sonra. Evet, VTR'de arkadaşlarımız güzel özetlemişler. Olay aynen bu. Ve ben bunu geçen pazar Ercan Saatçi'ye sordum. Ve bana bunu söyleyen kaynağım şunu söylemişti. Dedi ki olay aynen bu. Ercan Saatçi olaya tanık. Sor Ercan Saatçi'ye. Ercan Saatçi yalan söylemez. Yapısında öyle bir şey yoktur. Onu da tanıyan bir kaynak. Göreceksin dedi. Reddetmeyecektir. Ben dedim ki yani reddederse bu çöker. Fakat söyledim. Böyle. Ben dedi bir yorum yapmak istemiyorum. Ben bir şey söylemem dedi. Yok mu bunlar? Hayır. Ben bir yorum yapmam dedi Ercan. Yani yok dese biter. Ama Ercan hakikaten ondan sonra Spor X'e de konuştu. Dedi ki ben Aziz Yıldırım'a elimden geleni yaptım. Sadece bunu söylerim dedi. Ahmet Çakar'la başka şeyleri de konuştuklarını Ahmet Çakar söyledi. Ama Ercan işte orada farklı şeyler söylüyor. Ahmet Çakar'la Ercan Saçlı arasında. Fakat bu olay bakın çok net. Bu Uğur Dündar'ın eline geliyor. Uğur Dündar'ın kendi itiraf ettiği gibi Vecdi Gönül'e soruyor. Savunma Bakanı'ndan bunu öğreniyor. Bu tabii ki o dönem Aziz Yıldırım'la Uğur Dündar kanlı bıçaklı. Durumları çok kötü. 2006 yılı. Sonra bu Yıldırım ailesi kulağına gidiyor. Acar Yıldırım Ercan Saatçı'yı arıyor. Bakın bu çok önemli. Ben bunu dediğim gibi kaynağımdan öğrendim. Ercan Saatçı'ya sorduğunda yorum yapmak istemiyorum. Zaten daha fazla söyleyecek bir şey yoktur. Evet demek istemeyebilir. Anlıyoruz ama inkar da etmiyor. Çünkü hakikaten bana kaynağım demek ki boşuna söylemiş. Ercan Saatçı yalan söyleyemeyen bir insan. Ve ne oluyor? Acar Yıldırım Ercan Saatçı. Ercan Saatçı da kayınpeder Ertuğrul Özkök'ten rica ediyor. Baba bunu engelleyelim. Yayınlanmasın, böyle bel altı vurulmasın. Çünkü o dönem Aziz Yıldırım'ın bütün muhalifleri de tabii fırsat bu fırsat Aziz'i bitirelim. Bu olaydan hareketle diye düşünüyorlar. Ercan Saatçı da Aziz Yıldırım'ı seven bir insan olarak böyle bir bel altı bir şey vurulsun istemiyor. Çünkü herkesin daha neleri var, o açıdan da haklı. Ve bunu kendince bir dostluk yapıyor. Ercan Saatçı bu dostluğu yaptı da 3 Temmuz sürecinde bu kadar yanındaydı. Bir Alex olayında farklı düştü diye Aziz Yıldırım Ercan Saatçı hain ilan etti. İşte Aziz Yıldırım zihniyeti bu. Onun için biz bu Aziz Yıldırım zihniyetiyle mücadele ediyoruz. Hayatı boyu senin yanında olmuş. 3 Temmuz sürecinde bir gün yanından ayrılmamış. Daha geçmişte seni ipten kurtarmış adamı bir görüş ayrılığı yüzünden hain ilan eden bir zihniyet. Aziz Yıldırım zihniyeti. Neyse konuya dönelim. Onun üzerine Ertuğrul Özkök gidiyor. Uğur Dündar'a yayınlamayacaksın. Ben yayınlarım şöyle böyle ve yayınlanmıyor. Ve nasıl bir tesadüf ki bir sene sonra da Uğur Dündar Fenerbahçe yönetimine giriyor. Bu neresinden bakarsanız bakın bir skandaldır. Uğur Dündar da tabii bir açıklama yapmış. Yok medyanın Ali Kemal'leri bilmem ne abuk subuk. Bu olay birebir gerçek. O zaman söylesin Ercan Saatçı Uğur Dündar. Bu olay yaşandı. Ve bunun üstünü örttü. Bu haberi yayınlamadı Uğur Dündar. Ve bir sene sonra da Fenerbahçe yönetimine girdi. Ne tesadüf. Daha evvel Uğur Dündar bizim Dinamit programına bağlanmıştı. Ve ben o zaman merhamet etmiştim. Dedim ki zaten artık bitmiş bir gazeteci, bitmiş bir adam. Dışlandı. Bir şey demeyeyim. Latif Şişek daha sert olmuştu. Ama hakikaten Latif Şişek haklıymış. Onu söyleyeyim. Bunu Uğur Dündar'a kişisel husumetim mi var? Bilakis Uğur Dündar bana her zaman çok yakın davranmıştır. CNN Türk'te gördüğü zaman başka yerde. Sonra beni bir ara aradı. Dedi ki benimle ilgili o tapeler devletin istihbarat servislerinde var. O tapeler yayınlanırsa da Uğur Dündar bugün açıklamalarında küfrettiği bu adama ne övgüler yağdırmış. Onlar da çıkarsa Uğur Dündar şaşırır kalır. Devletin istihbaratında Uğur Dündar'ın beni aramaları, yağdırdığı övdüler duruyor. Sen benimle ilgili bir dosya hazırlıyormuşsun galiba. Böyle bir laf dolanıyor ortada. Ben buna inanmıyorum Rasimciğim. Sen çok mert ve yiğit bir adamsın. Ben öyle düşünüyorum falan. Neyse girmeyelim. O tapeler yarın eğer Uğur Dündar daha böyle devam ederse açıklanır. O zaman
Şimdi böyle dediği adamla ilgili ne övgüler yapmış görülür. Ama neresinden bakılırsa bu bir skandaldır. Bunu biz ortaya koyuyoruz. Gerisi yargının işi. Bizim yapacağımız bir şey yok. Şimdi reklam zamanı geldi galiba ama Ertuğrul Özkök olayına da bir girelim arkadaşlar. Onu bir izleyelim. İzledikten sonra reklama girelim. Ya da tamam o zaman reklama girelim. Ondan sonra kısaca ona gireriz. Ondan sonra da büyük dosyamızı açarız. Bugün çok önemli bir dosyayı açıyoruz. Milletimizin kalbinde taht kurmuş büyük başbakanımız, büyük cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal nasıl şehit edildi? Tıpkı Turgut Özal'dan önceki büyük başbakanımız, büyük cumhurbaşkanımız olmadı o maalesef başbakanımızken öldürüldü, şehit edildi Adnan Menderes. Adnan Menderes'i katleden, şehit eden güçler bugün anlaşılıyor ki aynı şekilde Turgut Özal'ı da şehit ettiler. Nasıl oldu bu süreç? Suikast davası nasıl üstü kapatıldı? Neler yaşandı? Bu konunun bana göre Türkiye'deki en yetkin ismiyle bugün beraberiz. Şu an stüdyoda konuğumuz İdris Gürsoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Aksiyon Dergisi'nde de çok güzel bu konuda dosyalar yaptınız. Yakında kitabınız da çıkacak. İnşallah. İnşallah. Ve burada önce bütün bu şifreleri konuşacağız. Milletimize bunu anlatacağız. Bu süreci acı bir süreç ama bunu anlatmamız lazım ki nasıl bir sistemin içinde olduğumuzu, nasıl bir karanlık bir yapılanma tarafından Türkiye'nin yönetildiğini uzun süre anlayabilelim. Ama önce reklam arasında demin kalan bir dosyamız vardı biliyorsunuz. İşte bu bahsettiğimiz zihniyetin, bahsettiğimiz Türkiye'deki eski Türkiye düzeninin en önemli adamlarından biri de Ertuğrul Özkök. Bu pazartesi İzzet Çapa'nın konuydu. İzzet Çapa da benim ısrarla soru sormamı istedi Ertuğrul Özkök'e. Ben de iyi dedim yani kimyası bozulur emin misiniz dedim ama yayınlamak istediler iyi dedim ben de. Yani kendisinin hemşehrimdir yine kimyasının bozulmasını da istemedim yani. Geldiler işte bana da mikrofonu uzattılar. Ben de Ertuğrul Özkök'e soru sordum. Kendisinin bana gönderdiği bir mesajı orada afişe ettim. Aydın Dağ'ın bana bu yaz, geçtiğimiz yaz, Ertuğrul Özkök'ün benle ilgili düşüncelerini aktarmıştı. Ertuğrul Özkök'ün bu çocuk çok yetenekli, çok zeki, Türkiye'nin en iyi gazetecisi olur ama işte çok bu dönem angajı, Ergenekon davası, Balyoz davası, hükümet, herhalde kafasında Fethullah Gülen hareketi de vardı. Yani benim ısrarla üzerinde durduğum noktalardan uzaklaşıp daha light, daha sitcom bir karakter olmam karşılığı çok daha önümün açık olacağı gibi bir tipik bir devşirme taktiğiyle geldiler bana ama ben de tabii güzel güzel dinledim. Aldım o bilgileri. Kendisine de sordum. Tabii bunu diyen adam benimle ilgili zamanında bir sürü şey yazı da yazdı ama neyse o süreci o Ertuğrul Özkök'ün devşirme taktiklerinin detaylarını da birazdan size aktaracağım. Şu VTR'yi izleyelim bakalım. Benim sorum karşılığında beni görür görmez nasıl şekilden şekile giriyor, nasıl renkten renke giriyor ve nasıl dut yemiş bülbüle dönüyor. Bir izleyelim. Rasim Ozan Kütahyalı sordu. Ertuğrul Özkök yanıt bile veremedi. Karşı dinledik. Yeter. İzzet Çapa'nın SkyTürk 360'daki konu Hürriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök'tü. Rasim Ozan Kütahyalı Özkök'e öyle bir soru sordu ki Özkök'ün surat ifadesi şaşırttı. Aydın Doğan'a çok yakın zamanda işte bu çocuk çok yetenekli, çok zeki ama hükümete çok angaje. Bu hükümetle bitmeden onun işi bitecek demiş. Bunu Aydın Doğan bana söylemişti. Ne zaman işim bitecek? Bitiş tarihimi öğrenebilir miyim? Ya da bitmemek için neler yapabilirim? Üstadım olarak Ertuğrul Özkök bana bir açıklasın. Soruya yanıt veremedi. Karşı dinledik. Yeter. Peki. Öbür soruya geçelim. Akıllardaysa o anlar kaldı. Karşı dinledik. Yeter.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Semra Özal'a ne dedi? İlk kez Rasim Ozan Kütahyalı açıklıyor. Az sonra... O, halkın içinden geliyordu. Ölümüyle milyonları gözyaşlarına boğdu. Turgut Özal'ı kimler şehit etti? Şok ayrıntılar ilk kez Rasim Ozan Kütahyalı'yla Adalet Masası'nda az sonra. Evet, görüldüğü gibi aslında ben hemşerim Ertuğrul'un tam da tarzına uygun bir sitcom sorusu sordum. Bitiş tarihimi öğrenmek istedim. Bana bu hükümete çok destek veriyor. Tayyip Erdoğan'a çok güveniyor. Bu kafayla hükümet gittikten sonra, hatta gitmeden işi biter demiş. Yani bitiş tarihimi öğrenmek istedim. Yani bitmemek için neler yapmalıyım onu da anlatsın. Acaba ben de mi geçmişte devşirdikleri ve halen devşirmekte olan, oldukları kimi insanlar gibi devşirilmeli miyim? Böyle kafalarının tarafı benim kafamı okşar hale mi gelmeliler? Şu anda da bakın ismini vermeyeyim. Hala umudum kesmedim çünkü. Yeni Turhan Çömez adayları var arkadaşların. Böyle gidiyorlar. Aman bunu alalım edelim bilmem ne. Numaradan hükümeti desteklesin ama bir yandan bize çalışsın. Bunlar var. Ben bunları yemem. Ertuğrul Özkök daha Eylül 2009'da kimseler beni tanımazken beni aramıştı. Benimle irtibat kurmuştu. Mesajlar çekti. O mesajları ben, hepsi duruyor bende. Ahmet Kekeç, Salih Tuna, Fehmi Koru falan da gördü onları. Ta o dönemden, daha genel yayın yönetmeniydi. Başlamış bir çaba bu. Allah var, zeki adam. Bizim yandaş medyada o kadar şeytani zekaya sahip adam pek yok maalesef. Onun için de hala bunlar borularını öttürüyorlar. Hala adam devşirmeye, hala alıyorlar kucaklarına oturtuyorlar. Ondan sonra da süreç geçti. Yani tıpkı deminki ordundar gibi Ertuğrul Özkök de bana her zaman çok yakın ve iyi davranmış bir insan. Kişisel husumetli, kişisel bir sevgimin olması lazım her ikisine de. Her ikisinin de bana övgüleri, böyle beni kazanmak için yaptıkları... İstihbaratın arşivlerinde, tapelerde, işte neyse var. Onlar da geri gelir açıklanır ama ben bu zihniyetle mücadele etmek için medyaya girdim. Milletin çoğunluğunun değerlerine düşman, milletin çoğunluğunu yok sayan, bir küçük azınlık diktatörlüğünü bütün Türk milletinin tepesine bindirmeye çalışan, dindarları ikinci sınıf gören, Kürtleri ikinci sınıf gören, gayrimüslimleri ikinci sınıf gören, Hrant Dink'in ölüm sürecinde, Ahmet Kaya'nın ölüm sürecinde nasıl aktif payları bulunan, ki haftaya da Ahmet Kaya'nın ölüm yıldönümü geliyor. Belki haftaya onu da işleriz. Nasıl adım adım öldürüldü Ahmet Kaya sırf Kürt olduğu için. Aynı şekilde Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Fethullah Gülen idam edilecek diye manşetlerle nasıl linç edilip ülkeden adeta kovulduğu benim zihnimde. Ben bu zihniyetin kucağına oturamam. Siz oturttuklarınızı oturtun, ben de böyle sorularla adamın kimyasını bozarım. Ve hem de tam da onun kafasına uygun sormuştum. Bitiş tarihimi söyleseydi öğrenirdim ben de. Çünkü yeniden kazanacaklar. Yani ben işte biz, Tayyip Erdoğan, Gülen Hareketi, AK Parti bitecek. Yeni Türkiye yine yenilecek. Yine bu azınlık diktatörlüğü galip gelecek. Yani o gün siz azınlık diktatörlüğü kurduktan sonra ben... Hayatıma keyifle devam ediyorsam ben en büyük şerefsizim demektir. Onun için işte bakın bu zihniyeti görün. Kendisinin yaptıkları afişi olunca da renkten renke giriyor. Şekilden şekle giriyor. Bu adamlar bu. Bunu görün. Ve şimdi bu adamların tetikçiliğini üstlendiği, o Türkiye'nin karanlık düzeninin katlettiği, şehit ettiği merhum Turgut Özal'ın dosyasını açalım. İdris kardeşimiz İdris Gürsoy burada. Hoş geldin yeniden. Hoş bulduk Rasim Bey. Şimdi bu konuya adım adım geleceğiz. Demin biz ama bir şey söyleyeyim yani tabii. Bu konuyla ilgili, medya ile ilgili 28 Şubat sürecini sen zaten çok iyi biliyorsun. Bütün kamuoyu da biliyor. Estağfurullah. Tank yok, tüfek yok ama gazete var, televizyon var. Aynen. 28 Şubat süreci. Fakat sadece 28 Şubat sürecinde bu böyle değil.
Yani 12 Eylül öncesi medyaya bakalım. Aynen öyle. Yine sağ sol çatışmasını alevlendiren yine medya. Darbecilerin emriyle hareket edilen. Ama 12 Mart en öncesi, spesifiği zannediyorum. Yani 27 Mayıs'ın oraya da geleceğim. Oraya da geleceğim. En spesifiği 28 Şubat. Çünkü 28 Şubat'ta tank yok. Diğerlerine tank var yine. Değil mi? Senin sözünü böldüm. Şimdi buyur. 12 Mart öncesi devrim. Tabii. Yani 9 Mart'ı hazırlıyor. Karargahı. Uydurma haberler. Şimdi bu söylediğimiz şeyler ne mesela? Biz mesela karargah diyoruz. Gazete, televizyon karargah olabilir mi? Oluyor. Ama Türkiye'de işte oluyor. Dönemlerde belli gazete ve televizyonlar maalesef karargah görevi gördüler. Yani gazete koridorlarında askerler, yankurmay koridorlarında aynen. gazeteciler dolaşıyordu. Aynen öyle. Birbirlerine karışmış vaziyette. 27 Mayıs öncesi de bu böyle aslında. 1957 siz programa girmeden önce aynen, de 9 subay olayı kitabını evet. gösterdiniz. Bakın. Bu 9 subay olayı patladığında çok önemli bir olay yargıya intikal ediyor. Bakın bu çok önemli evet. bir olaydır. Bugüne de ibrettir. Eğer şehit başbakanımız Adnan Menderes bu yapılanları detaylı inceleseydi, detaylı üzerine gitseydi belki bu 27 Mayıs denen alçak darbe olmayacaktı. Doğru mu? Belki bambaşka bir Türkiye'de olacaktık. Onun için bu kitabı okuyun. Evet. Şimdi 9 subay yargı önüne çıkarılıyor. Bunlardan bir tanesi emekli albay Cemal Yıldırım. Evet. Cemal Yıldırım Cumhuriyet Halk Partisi ile gazeteler arasında, junta arasında mekik dokuyan bir haber. CHP, evet. O da ordu ve medya. Medya arasında. Bu üçgende görev yapan bir albay. Cemal Yıldırım. Daha sonra mesela yine Cumhuriyet Halk Partisi karargahında Kulak Gazetesi kuruluyor. Onun başına getiriliyor. Yalan haber üretme merkezi. Aynen aynen. Bunun yayılması. Tabii. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Cemal Yıldırım'ın avukatlığını Orhan Birgit üstleniyor. Hiç şaşırtıcı değil. Hiç şaşırtıcı değil. Ama şaşırtıcı olan şu. Çünkü yani, Orhan Birgit Tan gazetesinin basılması. Her ilginç olayda ortaya çıkmış bir adam zaten. Şimdi bakın şaşırtıcı olan Orhan evet. Birgit gibi bazı isimlerin hala görevde olmaları. Tabii hala onurlu yani demokratik bir basın. Ülkelerde basın diyelim onurlu, ki tabii. bazı gazetecilerin junta ile ilişkileri ortaya çıksa, deşifre olsalar ne olurlar? Yargılanırlar, gereği yapılır ve o olmasa bile de medyadan tasfiye edilirler. Yani Türkiye'de yapılması gereken bu. Yani deşifreyle birlikte mutlaka bir hesaplaşmanın aynen. da olması o gerekiyor. O zaman sen de 28 Şubat medyasının yargılanması gerektiğine inanıyorsun. Mutlaka. Çünkü 28 Şubat mesela soruşturması... Mesela Adnan Menderes... Biliyorsun bu evet. özellikle Star gazetesinde, bizim Sabah gazetesinde bu tür haberler çok çıkıyor bu ara. Yani acaba bu savcılar... Anlaştı mı bunlara yargılanmamak üzere diye. Çünkü çok böyle adeta meydan okuyan tehditvari yazılar yazıyorlar. Bir gün geleceğiz ve gününüzü göstereceğiz diye vesaire. Yani bunu Mehmet Ocak'tan da yazdı ki Mehmet Ocak'tan hükümetten tüyü almadan böyle bir yazı yazmaz. Ben Mehmet Ocak'tan tanırım. Yani o zaman senin de bir aksiyon dergisi, Zaman Gazetesi'nde Amerika'da çok önemli işler yapmış... Gülen hareketlerinde içinden gelen bir insan olarak 28 Şubat medyasının yargılanması gerektiğini söylemen özellikle önemli. Sen de bu fikirdesin, öyle mi? Ya mutlaka bu hesaplaşmanın olması lazım. Kesinlikle. Yani hesaplaşmayı yapamadığımız için süreçler aynen. devam ediyor. Bunlar yapılmazsa yani, sırf öyle askere dokunursan hiçbir yani, anlamı yok bu işin. Ben doğru. Newsday dergisinin editörüyle bir röportaj yapmıştım. Evet. Aksiyonda yine yayınlandı. Yani bu tür işlere karışanlara önce meslek kuruluşları, sonra kendi çalıştıkları kurumları barındırmazlar dedi. Ama Türkiye'de bizde taltif oluyor. Devam ediyor. Yani bu devam sürecin ettiği. Durması devam hesaplaşmaya ettiği gibi, bağlı. Devam ettiği gibi hem başbakanın yakınından hem hizmetin çevresinden adamları alıp devşirmeye devam ediyorlar. Şimdi alıyorlar, kullanıyor. Yani bunlar öyle bir şeytani zekaya, öyle bir şeye sahip ki küçümsememek lazım. Nedisciğim. Yani bu 28 Şubat medyası dediğimiz medya işte öyle bir yapıya sahip ki maalesef bizim cephenin çoğunluğunda da yıllarca bunlar tarafından ezilmişlik olduğu için hala sümsüklük ve pısırıklık egemen. Bunun üzerine gitme yok. Hala onları gördüm önünü iklemeler falan. Çünkü bir şey bu, anlatabiliyor muyum? Yılların verdiği bir şey. Sen çok da anlarsın demek istedim. Menderes mesela şehit edildi dediniz. Aynen. Yani o sürece ortam kim hazırladı diye baktığımızda yine gazeteciler var. Aynen öyle. Mesela 555K Kızılay'da gösteriler düzenleniyor. Tabii medya operasyondur o. Bakın K olayı Milliyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda. Yani bu slogan, bu formül. Üretiliyor. Evet, bu üretiliyor ve uygulamaya sokuluyor. 8 kişi var, 4'ü gazeteci.
Yani Altemir Kılıç mesela o dönemleri çok iyi bilen bir gazeteci. Tabii. Onunla da bir röportaj yapmıştım sohbet arasında. Hı hı. Yani sen gazetecilerin mesela hapiste olmasını nasıl içine sindiriyorsun gibi bir soru sordu. Yani ben dedim karşı olduğum şu. Milliyet Gazetesi'nin bürosunda bir organizasyon varsa cuntacılarla birlikte. Bey de biliyor mesela aslında. Yani benim karşı olduğum bu. Yani yoksa gazetecilik faaliyetinden dolayı insanları ya neden alıp ilgisi var içeriye? Efendim bunlar gazetecilik falan filan değil. Bak sen çok güzelsin. Albay Cemal Yıldırım, medya, ordu, CHP. Bir tezgah ki 28 Şubat medyası diğerlerinden çok farklı. Diğerlerinde medya bir unsurdu. Burada medya doğrudan neredeyse hükümete el koydu gibi bir durum söz konusu yani. Oldu. Neyse o ayrı bir 28 Şubat dosyası açarız. Ona geçeriz. Şimdi biz şehit başbakanımız Adnan Menderes'ten bir başka şehit başbakanımız ve cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a geçelim. Maalesef çok hüzünle başbakanımız, cumhurbaşkanımız bu milletin sevgilisi Turgut Özal'ın öldürüldüğünü bugün öğrenmiş bulunuyoruz. Şimdi geçeceğiz. 1988'in 18 Haziran'dan hikayeyi başlatacağız. 17 Nisan 93'e ve ardından bugüne kadar geleceğiz. O dava süreçleri neler yaşandı? İlk suikast günü, suikastten sonra üstü örtülen bir dava ve devamında yaşananlar. Demin bir VTR yayınlamıştık program başında. Çok sayıda telefon aldık. Milletimiz hakikaten Turgut Özal'ı özlüyor. Çok da Turgut Özal ayrı bir yerde. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman Turgut Özal'ın yolundan, Adnan Menderes'in yolundan gittiğini her vesileyle vurguluyor ve biliyorsunuz hem 2007 seçimlerinden önce hem 2011 seçimlerinden önce binlerce billboard Türkiye'de milletin adamları sesiyle dolduruldu. Turgut Özal, Adnan Menderes ve Recep Tayyip Erdoğan ve bunu millet yaptı. AK Parti teşkilatları falan değil. Milletin içinden gelen, milletin gördüğü resim bu. Şimdi o VTR'mizi izleyelim. Şehit başbakanımız, şehit devlet adamımız Turgut Özal'ı analım. Ardından o cinayet sürecine ışık tutalım. İçinden bir siyasetçi oldu. Ölümüyle milyonları gözyaşlarına boğdu. 1983 yılında darbe yönetiminden çıkmış olan Türkiye çareyi Turgut Özal'da buldu. Takvim yaprakları 13 Aralık 1983'ü gösterdiğinde Özal Türkiye'nin başbakanı oluyordu. Hem de sandıktan çıkan %45'lik oyla. O yenilikten, öncülükten ve atılımdan başka bir şey düşünmüyordu. Türkiye Özal'lı yıllarda zincirlerini kırdı. Dünyaya açılan büyük bir ekonomi olma yolundaki ilk temellerini attı. Ulusa sesleniş konuşmaları hiç unutulmadı. Tarih 18 Haziran 1988'i gösterdiğinde ise akıl almaz bir şey oluyor ve Türkiye Başbakanı'na suikast düzenleniyordu. Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Özal, Kartal Demirağ'ın silahından çıkan kurşunların hedefi oluyordu. Ancak kurşunlar Özal'ın önünde bulunan mikrofonun ayağında sekip sağ el baş parmağını yaralamıştı. Yani halkın duaları Özal'ı koruyordu. Suikast sonrası yaptığı konuşmaysa tarihin en unutulmaz sözleri arasında yerini alıyordu. Bir dakika belirtmek istiyorum. Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktur. Belki de bu suikast 5 yıl sonrası için bir işaretti.
Önce idama mahkum edilen Demirağ'ın cezası 20 yıl hapse çevrildi. Özal, suikastçısını bile affedebilecek hoşgörüye sahipti. Demirağ, 4 yıl hapis yattıktan sonra Özal tarafından affedildi. 9 Kasım 1989'da Turgut Özal için bu kez yol Çankaya Köşkü'ydü. 8. Cumhurbaşkanımız olan Özal, her zaman sivil yönetimin üstünlüğünü savunmuş ve halk tipi sivil kıyafetlerden hoşlanmıştı. Halkla adeta bütünleşen ender siyasetçilerden biriydi. Kamu, kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederken, resmi kıyafetiyle ziyaret eden diğer cumhurbaşkanlarından farklı olarak, çoğu defa kravatsız, keten pantolon, keten ayakkabı ve tişörtle resmi programlara katılmıştı. Bu tutum, onun darbecilere karşı nasıl bir tutum sergilediğinin en büyük kanıtıydı. Ancak o, hain emellerin hedefi olmaktan kaçamadı. 17 Nisan 1993'te hayatını kaybetti. Ölümünün ardındaki sır perdesi o kadar büyüktü ki 19 yıl sonra bile gündeme gelecekti. Çünkü 8. Cumhurbaşkanımıza bir otopsi dahi yapılmamıştı. İddiaya göre ölümünden önce gittiği Türkiye Cumhuriyetleri gezisinde zehirlenmişti. Onun vedası çok üzünlüydü. Yollara sığmayan bir kalabalık, sel olan gözyaşları. Halkın Cumhurbaşkanı sonsuzluğa gidiyordu. Özal öldürüldü mü? İşte tüm meselenin, sözlerin düğümlendiği nokta bu cümleydi. İddiaya göre Özal çok güçlü bir zehirle öldürülmüştü. Mezarı açıldı. 19 yıl sonra 2012 yılında aynı acı tekrar yaşandı. Şimdi tüm gözler Adli Tıp Kurumu'nun açıklayacağı verilerdi. Ancak o, halkın kalbinden çıkmayan bir siyasetçi olarak hep sonsuza kadar yaşayacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Semra Özal'a ne dedi? İlk kez Rasim Ozan Kütahyalı açıklıyor. Az sonra. O halkın içinden geliyordu. Ölümüyle milyonları gözyaşlarına boğdu. Turgut Özal'ı kimler şehit etti? Şok ayrıntılar ilk kez Rasim Ozan Kütahyalı'yla adalet masasında az sonra. Evet, arkadaşlarımızın yaptığı VTR'yi izlerken hakikaten duygulama ve geldi değil. Burada kendimizi zor tuttuk. Ama serin kanlı olmamız lazım değil mi? Biz evet, evet. Bu olayı millete aktarmamız lazım. Bu işin savcılarımız üzerine gitmesi lazım. Bu Turgut Özal'ı, Turgut Özal'ımızı kimler katlettiyse bunun cezasını ödemeler lazım. Şimdi biz öncelikle bir 18 Haziran 1988'e gidelim. Değil mi? Senin bu konuda aksiyonda çok da muhteşem bir haberin vardı. Ben de buraya çıkarttım. Hafta içinde ben bunları, şimdi insanlar aksiyonu okuyan bir entelektüel kitle var ama geniş kitlelere yayılması lazım. Takvim gazetesinde de bunları tek tek yayınlayacağım. Evet. Önemli notları. Suikasti otopsi diye çok önemli bir haber yapmıştı İdris kardeşim. Burada da hatta manşet olmuştu, o aksiyonu gösterelim. Şimdi o konuya bir girelim abi. 18 Haziran 1988'de şimdi Turgut Özal'a adi bir suikast girişimi oluyor. Kartal Demirağ isimli bir ülkücü militan. Sonrasında neler oluyor? Senden alalım. Şimdi neden Özal hedef? Evet. 1988 kurultayı kongresi
Özal'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacağı bir kongre. Aynen. 18 Haziran 1988. O suikast eğer hedefine ulaşsaydı Cumhurbaşkanı ölecekti ve Türkiye bambaşka bir güne uyanacaktı. O zaman Kenan Evren'den sonra bir sivil cumhurbaşkanı olamayacaktı. Turgut Özal cumhurbaşkanı olamayacaktı. Süreç o gün bitiyordu, yani sivilleşme süreci o gün bitiyordu. Ve 12 Eylül rejimi, daha doğrusu bu Ergenekon rejimi, bu Ergenekon devleti yoluna devam etti. Özal'ın mesela cumhurbaşkanı olmasına kimler karşıydı? Sıralayalım. ANAP içerisinde onun cumhurbaşkanı olmasına Kaya Erdem, Bedrettin Demirel vesaire vesaire. Yani Kaya böyle Erdem bir karşıydı. Grup karşıydı. İki Bedrettin Taşçıoğlu. Taşçıoğlu. Evet. Yani bir grup milletvekili karşıydı. Asker karşıydı. Asker belli karşı, sermayecileri karşı. Medya karşıydı. Medya ve engellemeye çalışıyorlardı. Yani eve ve mesela şu tür yazılar çıkıyordu. İlhan Selçuk falan yazıyordu o dönemde. Yani Çankaya Kalesi'ni kaybetmeyelim. Ve Cumhurbaşkanı seçildiğinde de bu kaleyi de kaybettik. 88'de diye yazılar yazdılar. Tabii, şimdi bunların her biri anlamlı. Mehmet Barlas gibi birkaç cesur gerçek demokrat yazar hariç medya, merkez medyada Özal'ın destekliğini yoktu zaten. Cumhurbaşkanı herkes Özal'la indirim vurma derdindeydi. Yani Özal'ın cumhurbaşkanı olmasına karşı olmaların sebebi de Cumhurbaşkanı'nın farklı kimliği ve kişiliği, yani siz de vurguladınız, tabii. Demokrat, sivil, dindar ve demokrat. Yani bu böyle bir özellik. Cumhurbaşkanı eğer Çankaya'ya çıkarsa Türkiye'nin değişimi, dönüşümü o gün başlayacaktı. Aynen. Bunu engellemek istediler. Ama suikast hedefine ulaşmadı. Ama burada tabii bu suikastın arkasında ne var sorusu çok önemli. Bu suikast ardından koskoca başbakan öldürülmek isteniyor. Herhalde ciddi bir devlette ciddi soruşturulması lazım. Ne oluyor soruşturma? Şimdi ayrıntılar şu açıdan önemli. Bu organizasyonu kim yapabilir? Yani Kartal Demirhan mesela iddianameye baktığımızda tek sanık olarak mahkemenin karşısına çıkarıldı, yargılandı. Bir tane meczup çıkmış, almış silahı vurmuş. Yani meşhur olmak için mesela. Ertuğrul Özkök de öyle söylüyor. Ertuğrul Özkök diyor ki biliyorsun. Evet. Kartal öyle bir yazı yazdı kendi yani. Kendi yaptı diyor bunu diyor. Hrant Dink cinayetinde de aynı şekilde. Aynen aynen. Faruk Mercan'ın da olduğu bir Kanal Türk'teki programda aynen böyle söyledi. Evet. Bir de işte Erol Simavi lafları falan filan geçti. Onun eski patron diye şey yapmadı. Kartal Demirhan gitti vurdu. Bireysel bir olaydır bu dedi. Öyle mi? Bireysel bir olay mı bu? Kartal Demirhan bireysel. Öyle mi değil mi? İşte ayrıntılarda gizli. Bakın Kartal Demirhan 80 öncesi bazı olaylara karışmış. Evet. Daskırı'da bir kontrgerilla örgütün içerisinde yer almış. Doğru. Ve daha sonra bir adi vakadan dolayı cezaevine giriyor. Cezaevinde nakit söz konusu. Evet. Cezaevine Mehmet Ali Ağaç'a benzeri bir operasyon. Evet. Dalaman açık cezaevine naklediliyor 20 Ocak. 2 gün sonra elini kolunu sallayarak çıkıyor. Tıpkı Mehmet Ali Ağaç'ın helikopterle hapishaneden kaçırıldığı gibi. Şimdi yani düşünebiliyor musunuz? Derin devlet yani, kendi adamlarını koruyor. Evet. Ve 5 ay kayıp. Yani suikastin olduğu 18 Nisan'a kadar Kartal Demirhan'ın ne yaptığı, kimlerle görüştüğü, nereye gittiği bilinmiyor. Evet. Ve ifadesi var iddianamede. İddianamede. Bakın diyor bu ki, Kartal Demirhan iddianamesi. İddianame Başbakan Sayın Turgut Özal'a yapılan silahlı saldırı olayı. Sanık Kartal Demirhan. Peki hazırlayan kim? Nusret Demirhan. Bakın işte bakın. Bir başbakan öldürülmek isteniyor ve bir sanık var. Kartal Demirhan. Aa gariban gelmiş almış silahını başbakanı vurmaya kalkmış. Ne güzel oh. Böyle bir rezalet bir memleketti Türkiye arkadaşlar. Sayın seyirciler bunu görün. Şimdi evet, Kartal Demirhan neden tetikçi ve bunun üzerinde nasıl bir örgüt var onu anlayabilmek için bu ayrıntıları bilmek lazım. Evet devam edelim. Yani kaçtıktan sonra mesela diyor ki beni hiç kimse aramadı diyor. Daskıra'ya gitmiş. Yani mesela kaçıyor ne polis arıyor ne devlet peşinde. Arkadaş adi bir vakada bile geziyor. Adi bir vakada bile değil mi? Yani yakalama bir ailesi hemen memleketine gider değil mi? Polis sorar tabii. Eder. Hiç kimse sormamış yani. Sorgu, sual yok. Geziyor bu arkadaş. Şeyde var, iddianamede bu var. Sonra 18 Haziran'da birden kongre salonunda Kartal Demirhan çıkıyor ortaya ve Turgut Özal'a iki el ateş ediyor. Ne? Yani şimdi bakın 80 öncesi çok karanlık. Cezaevi firarı, 5 ay cinayetler var, suikastler var 80 öncesi. Sonra adi uyduruk mevzusundan alıyorlar içeri. Ve kongre, yani kongre salonuna nasıl giriyor? Bu adam bir kaçak mahkum, doğru mu? Evet. Bir adam kaçak mahkum, kaçıyor nasıl oluyorsa. 5 ay ortalıkta geziyor, arayan yok, soran yok.
Sonra da nedense bu adam o kadar koruma duvarını aşıyor. Koruma duvarını bırak silahlı gelmeyi. İdris kardeş silahsız gelse tabii, bile. Tabii. Nusret şey Kartal Demirhan dedim mi? Aa bu mahkum diye almamaları lazım. Yani zaten bir güvenlik silahla giriyor. Yani bir güvenlik duvarı var zaten. Evet. Yani oraya silahla girmesi çok zor. Muhtemelen bulgular da o yönde içeride silah kendisine verildi. Tabii ki öyle. Peki silahı nasıl temin etti? Güvenlik duvarını nasıl açtı? Bunlar soru işareti. Artı iki el ateş ediyor ve destekli bir atış yapıyor. Evet. Yani normalde destek 20 metreden değil mi? Evet. Yani rastgele bir atışla Özal'ı vurması mümkün değil. Evet. Ve kim destek verdi? Şimdi tanıklar var. Mesela 97 tane... Özal da elinden vuruluyor. Evet. Allah koruyor Özal'ı. Allah yani. Koruyor. Allah koruyor. Tanıkların birçoğu diyor ki Kartal Demir abi biz sabahtan itibaren gördük yanında kişiler vardı. Bir tanesi kızdı, bir tanesi şu. Yani tarifler var yani tanıklar. Tabii tabii. Ancak mahkemede bu tanıkların ifadelerine yer verilmiyor. 97 tane tanığın tanıklık yapmasına gerek yoktur diye mahkeme bir ara karar alıyor. 10 tane tanık ifadesi var iddianameye girmiş. Aynen. Ve burada da yani o kongre salonunda mesela Vehbi Dinçerler başta olmak üzere birçok kişi ikinci, üçüncü kişilerden bahsediyor. Aynen. Bunlar iddianameye yansımıyor. Dolayısıyla iddianame sade suya trit. Evet. Bir iddianame evet, Kartal evet, Demirhan evet. Geldi, girdi, vurdu. Şimdi salon düzeni mesela öyle bir noktaya geliyor ki basın mensuplarının arasına karışıyor ve Turgut Özal kendisine ayrılan salondaki iki koltuktan birine otursa evet. Aralarındaki mesafe 2 metreye inecek. Aynen. Geç kaldığı için direkt kürsüye yürüyor. 15-20 metreye oluyor bu mesafe. Orada ilk plan bozuyor. Yoksa plan yakından bozuluyor. Vuracak. Onu yerleştirmişler oraya. Direkt Turgut Özal'ı öldürecek. Şimdi burada çok ilginç. Tabii Turgut Özal daha sonra bu görüntüleri izliyor. Yani kongre salonunda vurulma anı, suikast. Defalarca fotoğraflarını dönüyor orada alıyor. Sonra. Tabii çektiriyor, yurt dışına gönderiyor vesaire. Yani ikinci, üçüncü kişiler kim bunu tespit etmeye çalışıyor. Ve burada ben mesela bu iddianameyle yetinmedim. Emekli hakim, evet. Son ana milletvekili de oldu. Faik Tarımcıoğlu. Faik Tarımcıoğlu'nun ifadesi var. Bana daha fazla üzerine gitmek istemedi. Belli bir yere dayanıyordu. Ben üzerine gitmek istemedim diyor. Yani rahmetli Özal. Cumhurbaşkanı olduktan sonra artık benim peşimden ayrıldılar diyerek bir nevi artık kavga etmeyeceğim diye. Bugün Ergenekon diye yargıladığımız o derin yapılanmanın işini bırakıyor. Diyor ki o dönem evet beni öldürmek istediler. Genelkurmay'dan ve çeşitli devletin içinden birim, bir terör örgütü, bir çete, işte bugünkü yargılanma ismiyle. Ama birçok kişi sahip ki artık üzerine gitmeyi bırakıyor. Ben artık Cumhurbaşkanı oldum, devletin başına geçtim. Harbi Ordu Evi'nin son katında oturuyorum. Burada geleni gideni ağırlıyorum. Artık ben bu devletin başındayım diyor ve affediyor. Tabii, ondan sonra zaten öldürülüyor. Şu da var tabii Turgut Özal fotoğrafı görüyor. Yani nasıl bir örgütle karşı tabii. Karşıya olduğunu farkına vardığında bununla mücadeleden bir sonuç alamayacağını düşünüyor. Devletin kendisiyle karşı karşıya olduğunu tabii, görüyor. Yani bunu bir zaman kaybı olarak görüyor ve diyor ki ben yapmam gereken şeyler var. Ben onları yapmam lazım diyor. Aynen. Zaten Faik Tarımcıoğlu da söylüyor. Efendim diyor Faik Tarımcıoğlu siz Cumhurbaşkanısınız. Cumhurbaşkanıyım ama devletin başkanı değilim henüz diyor. Bak, bu çok önemli ve çok trajik. Bu Yavuz Gökmen'in kitabında da vardır. Özal yaşasaydı ve Özal sendromu iki kitabıdır. Evet, rahmetli evet. Yavuz Gökmen'in. Orada da vardır bu sahne. Yani o da başkalarıyla yine Yavuz Gökmen de şahit olmuş. Cumhurbaşkanıyım ama devletin başkanı değilim diyen bir şey. Hatta konuşacağı zaman mesela çok özel şeyler oldu ama Harbi Ordu Evi'nde sonuna kadar şeyi açıyor. Televizyon sesini açıyor. Yani bir memleketin başındaki adamın durumuna bakın. Yani buraya kadar bir tetikçi var ve bu olayı gerçekleştiriyor. Arkasında bir karanlık bir örgütsel yapı var. Evet, soruşturmaya gelelim. Evet. Şimdi soruşturma süreci başlıyor. Neler yapıyor soruşturma? Yaralı olarak yakalanıyor, emniyete götürülüyor, sorguya alınıyor ve 15 gün süresince sorgulanıyor. Evet. Fakat burada çok ilginç bir şey var. Mesela ben tanıklarla falan da görüşmeye çalıştım ve onlardan bir tanesi aslında Özal'ı yine ölümden kurtaran Anaplı bir delege. Sen onun haberini de yaptın. Onun haberini de yaptım. Şimdi diyor ki ben diyor
Kartal Demirağ'ı fark edince onu engellemek için arkadan sarıldım. Son derece profesyonel bir şekilde diyor, silahı benim alnıma vurdu diyor. Yani benden kurtuldu ya, tabii sıyrıldı ve ikinci defa eğer ben müdahale etmeseydim ateşi belki de isabet edip öldürebilirdi diyor yani. Peki ben ona sordum. Yani Fatih zaten Kartal. Şimdi ben ona sordum. Ya siz tanıksınız yani. Bu olayın belki en önemli tanığı. Yani tabii. Katille burun buruna gelmiş savcı bir insan. Dinliyor, savcı dinliyor mu bu delegi? İşte ben onu söyleyeceğim yani. Peki seni sana dedim yani. Nusret mesela Demirağ. Kartal, onu da vurgulayalım. Nusret evet. Demirağ. Yani. Kartal Demirağ'ı sen gördün. Ne zaman gördün? Ben o da diyor mesela yalnız değildi diyor. Ben onu sabah da gördüm diyor. Yanında bir kişi vardı diyor. Tarif de diyor. Üzerindeki şöyle bir tişört vardı. Bunu sordular mı? Hayır diyor. Bana sormadılar. Sana peki bu salonun fotoğraflarını, filmleri gösterdirip yani şu kim bu kim falan? Hayır, hiçbir şey sormadılar diyor. Onu bırakın, adamı evinden alıyorlar, getiriyorlar mesela tatbikat için Atatürk evet. Kapalı Spor Salonu'na. Kartal Demirağ. Evet. Kartal Demirağ'la birlikte Ali Ünal bu Anaplı'da. Evet. Ve orada tatbikattan sonra diyor, beni diyor orada bırakıp gittiler diyor. Mamak'ta oturuyor adam. Gece yarısı diyor yani. Aynen. Bu bir mesajdı diyor benim için diyor yani. Tabii, tabii. Uzun süre mesela. Yani bu konuda adam konuşma. Konuşmamış. Tanıklığını ifade etme, seni de mıhlarız. Mesaj bu. Türkçesi bu. Tabii, ben o dönemin bakanlarıyla falan konuştum. Mesela İçişleri Bakanı'yla falan soruşturmanın seyriyle ilgili. Mesela Kartal Demirağ apar topar hastaneye götürülüyor. İçişleri Bakanı acaba bu kimdir? İçişleri Bakanı kim? Peşine, Mustafa Kalemli. Mustafa peşine Kalemli. Düşüyor. Analarında da var bu vaka. Evet. Ve ilginç yani arabasına iki tane gazeteci alıyor. Güner İcivoğlu bir tanesi, Oktay Ekşi diğeri. Hangi arabasını alan kim? Bakan Mustafa Kalemli. Kalemli birlikte bu iki. Evet. Ha, olay yani salondan çıkarken bu iki gazeteciyi de arabasını alıyor. Olay olduktan hemen sonra. Hemen sonra. Yani Kartal yani bu Demirağ, bir dakika bunu bir tam evet. Şey yapalım. Kartal Demirağ 18 Haziran 1988'de Turgut Özal'ı öldürmek kastıyla bu işi yapıyor. Orada Mustafa Kalemli İçişleri Bakanı, dönem İçişleri Bakanı da orada çıkıyor ve çıkarken resmi arabasına iki gazeteci. İki gazeteciyi de alıyor. Civoğlu yok tek şey. Oktay Ekşi'yi de alıyor. Evet. Gidiyorlar emniyete. Kartal Demirağ orada yaralı bir vaziyette. Hı hı. Ya kimsin falan diye soruyor Kalemli. Yanında iki gazeteci. Gazeteci de orada evet. Yani ilk sorguda. Evet. İki gazeteci Güner Civoğlu ve evet. Şey bulunuyor. Evet. Evet. Önce başka bir isim söylüyor. Sonra kendini tanıtınca ha orada diyor ki Kalemli. Ya bir girdim diyor. Her taraf ana baba günü. Acil servisten girmiş. Hiçbir emniyet tedbiri yok. Hemen acilen diyor polisleri dışarıya çıkardım. Kapıya iki tane adam koydum. Yatağını pencerenin kenarından ileriye uzaklaştırdım. Düşün yani bakan olmasa. Aha. Zaten iki tane de Kartal Demirağ ortadan kaldırmak için biz teşebbüs var. O esnada. Yani bir salonda bir de hastanede. Kalkan adam öyle hastanede eğer Mustafa Kalemli olmasa orada çekecek. Gidecek ve şimdi ben İçişleri Bakanı deyince diyor. Ben de Kartal Demirağ'da sıkırılıyım vesaire. Kendini tanıttı. Bunu ilk defa Kalemli ile birlikte o iki gazeteci öğreniyorlar. Yani bana çok ilginç geldi. Güner Civoğlu yazmıyor mu? Yani sonraki Oktay dönemlerde yani bu konularla arkadaşlar, ilgili. Arkadaşlar Güner Civoğlu'yu evet. Bir arasın. Ben yani bu Kalemli'nin şeylerinde var. Anılarında var. Zannediyorum bir peki, iki defa yazdı Güneri yani. Bey, Güneri Bey ve Oktay Ekşi, Oktay Ekşi ve Güner Civoğlu bu konuda hiçbir şey yazmıyor mu? Yani böyle bir yazıyorlar. Şey yani ben, ne yazıyor? Biz arşivden yani işte oraya gittiklerini söylüyorlar ama çok fazla detay yok yani. Çok fazla. Hani ama o gazetecilik olarak. İlk sorguda oradalar. Evet, ilk sorguda oradalar. Şimdi tabii bu ilginç yani bu soruşturma süreci esnasında Turgut Özal bu işin üzerine düşüyor. Bu esnada benim söylediğimi Güner Civoğlu'na söyleyin arkadaşlar. Benim arattım. Rasim Ozan Kütahyalı özel istedi diye. Bu Kartal Demirağ'ın şeye yaptığı ile ilgili, Turgut Özal saldırısı ile ilgili Güner Bey'e bir söyleyin. Mesela Özal olayın üzerine düşüyor. MİT, Emniyet de çok ciddi bu konuyla ilgili bir ihbar yok, bilgi de yok yani. Bu da mesela bir soru işareti. O da bir garip. Tabii o da bir garip. Bir daha soruşturmayı tekrarla, takip ediyor. Bu konuyla ilgili bilgi, ihbar yok. İhbar yok, bilgi de yok yani. Bu konuyla ilgili yani Özal'a. Ne yapıyor? Emniyet istihbarat ne yapıyor? Askeri istihbarat ne yapıyor bu süreçten sonra? Bunu da mesela sormak lazım. Ve Özal'a bir bilgi akışı da yok. Mesela Kalemli'nin yine evet, bunu kapalı bakın, gitmiş. Evet, devam kitabında edin. Söylediği bir nokta var. Hı hı. Ben daha sonra teyit de aldım kendisinden. Diyor ki
Nusret Demiral geldi. Savcı. Soruşturma benimdir dedi. Elimizden aldı. Ondan sonra İçişleri Bakanlığı ve Başbakan'a bir bilgi akışı da kesildi diyor. Yani devlet bir savcı dışı. Bir savcı geliyor. Devletin savcısı geliyor. Sivil hükümetin İçişleri Bakanlığı bu soruşturmadan hali tutuyor. İçişleri Bakanlığı'na, Başbakanlığı'na bilgi gelmiyor. Nusret Demiral. Bak o da önemli. Savcı Nusret Demiral niye veriliyor işte zaten? Şimdi orada da o kadar net bir plan, orada da o kadar öyle net bir tezgah var ki kardeşim. Şimdi üstünü örtüyorlar. Neden Nusret Demiral? Bunu da dava sürecinde görüyoruz. Yani evet. Mesela Türkiye'de herkes yargının yavaş işlediğinden şikayetçi değil mi? Doğru. Ya. Yıllarca adam yani içeride yatıyor. Ne kadar sürüyor böyle bir kapsamlı yani. Soruşturma? Şimdi ben hemen tarihleri veriyorum. Bakın 18 Haziran 1988 suikast. Evet. 30 Eylül'de iddianame hazırlanmış. 30 Eylül 1988'de hemen evet, iddianame evet. Hazırlanmış. Maşallah. Temmuz, Ağustos, Eylül 3 ay. İddianame yani şu elimizde görülen iddianame. Kartal Demiroğlu hastanede. Hastaneden daha sonra cezaevine yani gidiyor. 1 Kasım'da yargılama başlıyor. Yani Eylül 1 Kasım 88. Yargılama 17 Ocak 1989'da mahkum oluyor. Tek yani, mahkumiyet. Evet. Başka kimse yok. Ve şimdi iddianamede örgüt de örgüt yok. Tek başına tek bir sanık var. Müebbet alıyor herhalde değil mi Kartal Demiral'da? Müebbet alıyor fakat orada ilginç olan şu örgütlü suçlardan suçlanmıyor. Senin adi bir cinayet. Yani adi bir cinayet. Yani bir peki ama iddianame sen diyorsun ki burada mesela savcı bir örgütün varlığına dikkat çekmişti 88'de. O kim? O savcı kim? Aynı savcı. Zaten iddianameyi okuyunca şaşırıyorsun. Yani Nusret başta, Demiral mı? Tabii diyor ki. Yani Nusret Demiral örgütün varlığına dikkat çekiyor. Evet örgüt var diyor. Bu bir yani bu fakat ama sonra diyor, ama diyor dosyayı tefrik ediyoruz diyor. Onu ayrıyeten atıyorum. Sadece sanık olarak Kartal Demiral'ı gösteriyor. İkinci, üçüncü kişiler yok. Mesela yine iddianamede şu var. Cezaevinde Kartal Demirağ'ı ziyaret eden, Horzum'un adamı olarak geçen Osman Atay diye birisi var. Evet. Yani yurt dışından gelmiş ve demiş ki Kartal Demirağ. Horzum olayı önemli. Evet, o da önemli. Aslında. Neden önemli onu da söyleyeceğim. Onu da bir açıklayan, hiç bilmeyenlere evet. Konuştuğunu düşünerek. Diyor ki, Osman Atay beni ziyaret etti. Ya sen böyle küçük işlerle uğraşma, büyük işleri yapacak kabiliyette bir adamsın diyor. Yani bunu azmettirdi. İddianamede var. Osman Atay. Tabii yani Horzum'un adı geçiyor, Osman Atay'ın adı geçiyor ama iddianame tek sanık Kartal Demirağ ve 450 o günkü Türk Ceza Kanunu 450. maddesi adi bir cinayet vakası gibi bir suçlama. Sunuyor, örgüt doğru. Örgütlü bir suç kapsamına sokulmuyor. Dolayısıyla bir yerde Osman Atay'la Kartal Demirağ bağlantısı çok net iddianamede evet, var ama Osman evet. Atay hiçbir şekilde buradan ceza almıyor. Yargılanmıyor bile galiba. Şimdi burada Turgut Özal yani demek ki bu soruşturmadan bir şey çıkmayacağını anlayınca başka yollarla bu konuyu araştırıyor. Acaba bu Demirhan arkasında kim var? Yani evet. Aslında Kartal Demirhan'ı affetmesinin sebebi de o. Yani bu tetikçi zavallı bir adam yani. Tabii. Kullanılmış yani belli. Bunun arkasındaki organizasyonu araştırıyor. Rahmetli Özal anlıyor. Yani Rahmetli Özal bence ben de o konu üzerine senin şeylerinle de çok aydınlandım. Bunu artık söylememiz lazım İncesi'cim. Yani burada çok açıkça o devlet eski devlet mekanizması var. Tabii ki bunun içinde masum hiçbir şey olmayan insanlar vardır ama maalesef o dönem çeteleşmiş bir devlet sistemi vardı. Rahmetli Özal'ın kendi hangi dönem yok ki yani? İşte yoktu işte bütün o dönemler. 27 Mayıs'tan al evet. Sonuna kadar git. Tek parti diktatörlü dönemiydi zaten ayrı bir rezalet. Yani orada biz arada şöyle derdik ki efendim devletin içine sızmış çeteler. Şimdi böyle deriz bu diplomatik bir laf olur. Gerçek bu değildi. Çeteleşmiş bir devlet sistemi vardı ve kendi cumhurbaşkanını bile öldürüyordu. Onun içinde o cumhurbaşkanı, o milletin cumhurbaşkanı, sivil, dindar, demokrat cumhurbaşkanı, ben cumhurbaşkanıyım ama devletin başkanı değilim diyordu. Yani onun üzerine de dedik ondan sonra üzerine gitmeyeyim. Şimdi işte ama sonuç böyle oldu. Yani bu program başında sen bu göller falan nasıl satın alıyor dedik falan dedin ya. Yani Türkiye'de her şey mümkün. Nasıl mümkün? Mesela 27 Mayıs'tan sonra değil mi? Darbe oluyor. Cumhurbaşkanlığı adayı Ali Fuat Başkan. Tabii. Beynine silah adam adaylarını koymuş. İki tane milli birlikçi geliyorlar. Otelden alıyorlar adamı. Mete Akyol anlatır onu. Evet. Mete Akyol. Gazeteci. Bunu geçtik. Peki. Kafana silahlar yiyorlar ya. Tabii. Cumhurbaşkanı adayı olursa kafana silah yiyor adam. Yani bunun olduğu bir biliyor. Türkiye'de. Böyle yani neler olabilir? Burası. Hayır şimdi seçim oluyor 1961. Seçimde bakın yani o yasadanın hayaleti milletin üzerinde. Ona rağmen insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidar yapmıyorlar. Yapmıyor. Yine
sağ partilerde bölünmüş olmasına ama ne toplamda oluyor? Birinci. Hükümet kurulacak. Yine tabii ki bilmez miyiz? Cemal Gürsel çağırıyor liderleri. Diyor ki meclisin açılabilmesi için diyor. CHP'li hükümet. Bir diyor yasa da kararları ve idamın konuşulmaması gerekiyor. Yıllarca konuşulmadı. Yani konuşamadık tabii biz. Tabii konuşamadın ya. Ve af konuşamadı. Af. Ne? Yani o evet. İçerideki milletvekilleri efendim tahliye edilsin demek suç. Ve beni cumhurbaşkanı seçeceksiniz diyor. Kabul ediyor o liderler. Yani bakın. Ya halk ne yapsın? Bir de halkı suçluyorlar yani halk. Her seferinde halk sandığa gittiğinde gereğini görevini yaptı. Yapıyor. 1965 1965 seçimleri %53 ile Adalet Partisi'ne iktidar yapıyor. Yani biz ama hani, sistem de boş durmuyoruz kardeşim. O %53 ile iktidara getirilen Süleyman Demirel bugün Türk milletinin nefret ettiği bir insan. Onu da aldılar, devşirdiler. Önce 12 Mart'ta yani asker tarafından 5 defa gitmiş, 6 defa gelmiş adam en sonunda 28 Şubat darbesi mimarlarından oldu. Yani şimdi demin o Özkök örneği de odur. Milletin içinden çıkan ve etkili olma potansiyeline sahip adamları devşirelim. Bunların şimdi, mantığı bu. Demirel'le Menderes'in veya Özal'ın farkı ne diye sorarsan mesela Menderes, Özal MİT'e bir sivil müsteşar düşünüyordu ve sivilleştirmeyi düşünüyordu. Tabii. Ama emniyet istihbaratı kim kurdu? Rahmet Özal kurdu. Hı. 85'te hı. Kurarken sözünü böldü. Çok hı. Önemli bir şey söylüyor. Onun ne kadar büyük bir devlet adamı olduğunu gösteren tek örnek bile bu. 85'te kuruyor emniyet istihbaratı. Diyor ki bunun önemini 20-25 sene sonra alacaksınız diyor. O emniyet istihbarat sayesinde bu Ergenekon süreçleri ortaya çıktı. Yani ne kadar büyük ama bir atılım. Ama Demirel 12 Mart öncesi bir gazetede muhtıra verileceğini öğreniyor. Yazı yani okuyunca o gazeteciyi çağırıyor odasına. Ne oluyor diyor. Efendim 2 gün sonra muhtıra verilecek. Ya olamaz diyor. Benim istihbaratım işte tabii teşkilatım ya. Falan bana böyle bilgi vermiyor falan. 2 gün sonra o muhtıra veriliyor. Şapkası fark bu. Yani biliyor. Özal müdahale ediyor. Statikoyla bir mücadele içerisinde. Adnan Bey diyor. Adnan rahmetli. Adnan Menderes de aynı şekilde. Onlar sarsıyor. Milletin adamı. Ama 65'te 69'da millet tabii. Görevini yapıyor. Ama o, bak, iş başına gelenler yapmıyor. İllet yani, görevini yapıyor. Yine bir kendi içinden İstanköy'ün köyünde çoban İslam köyünden yetişmiş Ispartalı bir çoban sülüğü başbakan yapıyor. Sonra da cumhurbaşkanı yapıyor. Ama o Süleyman Demirel millete ihanet ediyor. 28 Şubat'ta milyonlarca insanı yok etmek isteyen o darbe. Yani sistem bu. Turgut Özal devşiremediler. Devşiremedikleri için öldürdüler. Adnan Menderes devşiremediler. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı devşirmeye çalıştılar. Devşiremediler. Suikastler, darbe girişimleri biliyorsun. Evet. Hala çok şükür Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan ayakta. Ve sonuna kadar da bu mücadele Tayyip Erdoğan'da, Abdullah Gül'de gidecek diye inanıyorum. Ve ondan sonra da bu çizgi Adnan Menderes, Turgut Özal, Tayyip Erdoğan çizgisi de Türkiye'de yönetmeye devam edecek. Çünkü aksi zaten işte bu zihniyetin geri dönmesi olur. Yani bunu da arada söyleyelim konumuzu. Devam edelim. Biz Özal'a dönelim. Evet, şimdi 88'e dönelim. Şimdi Özal yargılama safhasında böyle hızlı bir yargılama oluyor. Tek sanık var. İddianamede örgüt vardır denmesine ve tefrik edilmesine rağmen bununla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Mesela daha sonra Nusret Demiral'a soruyor gazeteciler. Yani efendim var mı bir gelişme? İşte biz MİT'le efendim askeri istihbaratla yazışıyoruz. Evet. Bize bazı şeyler geliyor vesaire. Ne geldi acaba? Ne maşallah. Gitti? Bu çok önemli. Yani şimdi Ahmet Özal'ın işin failleriyle bilgi mi tartışıyor şimdi beni daha ağır konuşturma. Yani MİT'le konuşuyor, askeri istihbaratla konuşuyor. İçişleri Bakanlığı'yla ve Başbakan'a bilgi yok. Şimdi örgüt mesela kim? Yani aslında Özal bunu görmüştü. Evet. Nasıl gördü? Uğur Tönük ve bu Emlak Bankası yolsuzluğunu araştıran bir heyet vardı, komisyon vardı. Uğur Tönük Yargıtay savcısıydı, emekli savcısı bu komisyonun içerisinde. Evet. Özal'a diyor ki yani bu acaba Kartal Demirağ Horzum'la ilgili olabilir mi bir araştırın. Çünkü Horzum olayı Emlak Bankası 70 milyon dolar. Tabii çok yani önemli bir olay. Bir dolandırıcı söz konusu. Şebekesi. Buradan
yolsuzluk olayı var. Özal bunu araştırıyor. Acaba bu araştırmadan dolayı mı ben hedef aldım diye bunu bir şey yapın diyor, tetkik edin diyor. Şimdi bu emekli savcı acaba Kartal Demirağ kimdir yani diye bir gidiyor ilişkilerini araştırmak için. Diyor ki gittik Afyon, Daskır vesaire ve orada bunun kontrgerilla örgütüne üye olduğunu, bu olayların içerisinde birisi olduğunu öğrendik. Daha sonra mesela Mehmet Ağar'a dönemin emniyet müdürü. Ben bunu diyor anlattım diyor. Ben diyor mesela bu Korzum olayını araştıran bir kişi olarak Kartal Demirağ'ın bir kontrgerilla örgütünün içerisinde olduğunu buldum diyor. Ve bunu diyor emniyet müdürüne anlatınca çok şaşırdı diyor yani. Ondan sonra ne yapması lazım emniyet müdürünün değil mi? Yani bu örgütün üzerine gitmesi lazım. Mehmet Ağar. Acaba sormak lazım yani ne yaptı diye Mehmet sormak Ağar'a lazım. Mehmet Ağar'a sorulsun mu? İşte evet. 28 Şubat soruluyor musun sorulsun. Ne yaptı emniyet genel müdürü olarak bu işte? Maalesef Mehmet Ağar'ın beyanları da var. O gün diyor ki yani bu... Üstüne gidemezdi. Psikolojik bir vaka diyor. Şöhret olmak için bu eylemi yapmıştır. Kazanıyor. Tabii tabii. Onun için öyle bir görüş beyan ediyor. O görüş yani medyada olmak, da mesela... Şöhret olmak için tabii yankılanıyor. Canım. Ya o dönemin medyasını ben çok detaylı incelediğim için biliyorum. Dizim yani bir kere o hep gördüğüm şeydir. O büyük devrimleri yapan, milletin üzerindeki deli gömleğini çıkan Turgut Özal... Dediğim gibi böyle Mehmet Barlas gibi gerçekten demokrat ve uzak görüşlü birkaç köşe yazarı hariç kimse desteklemiyor. Habire Turgut Özal'a taktı doğrama operasyonları. Şunu dedi, bunu dedi. Böyle koskoca bu dönüşümü yapan, transformasyonu yapan başbakanı onu dedi, bunu dedi diye yargılandığı zaman işte o yazılar boş geliyor. Bugün evet. De biz yazdığımız yazılar 20 sene sonra anlam kazanmalı. Yani Turgut Özal'ın medya tarafından nasıl linç edildiğini ben gördükçe işte onun için bu medya meselesi de bu kadar hassas ve onun için de medyaya evet, girdi. Yani 19 yıl sonra biz bunu konuşabiliyorsak tabii. Türkiye'de yeni bir dönem başlamış demektir. Çok yani şükür. Menderes'i mesela katlettiler, karşı bayıra gömdüler ve uzun bir daha konuşamadılar yani. Hiç kimse konuşamadı. İnsanlar gözyaşlarını içine akıttı. Aynı şey Özal için de söz konusu. Yani Özal da öldürüldü. Kapatıldı. 19 yıl sonra biz mezarını açtık ve ölümüyle ilgili şüpheleri tartışabiliyoruz. Ve ona gelelim yavaş yavaş. Yani mesela Ahmet Özal'la ben konuştum. Demin de millete şey yaptık, anons ettik. Ahmet Özal'la ben detaylı konuştum. Ahmet Özal senin haberlerini çok yani dikkatli takip ediyor. Onu da biz konuştuk. Semra Hanım'a Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan aramış ve demiş ki yani çok şeyim, çok kötü yani Başbakan da Semra Özal'a Turgut Özal'ın öldürüldüğünü anladığını ima eden bir konuşma yapmış. Durumu gördüğünü, bizim görmediğimiz bir sürü istihbarat ve ilgili rapor da muhtemelen görüyor Başbakan. Haliyle önüne geliyor, istiyor. Bu kolunun üzerindeyim. Bu işin hesabı sorulacak demeye getirdiğini söyledi bana Ahmet Özal. Başbakanın Semra Özal'la konuşurken. Bu da çok olumlu. Yani bunların üzerine gidilmesi, böyle bir başbakan olması Türkiye'de. Ve artık bundan sonra zannediyorum savcılarımıza görev düşüyor. Turgut Özal'ın öldürülmesi meselesi, adli tıp vesaire. Şimdi mezar açıldı. Biraz bir buraya hızlı geçiş yapalım sonra yine süreci döneriz. Turgut Özal'ın birçok iç organı sağlam çıktı. Hiçbir sanki şey olmamış. O nasıl oluyor? Ya bilimsel olarak izah ediliyor. Vallahi bunu hakikaten açıklanması gerekiyor. Yani açıklanmaya muhtaç. Bu olayda o kadar çok vaka var ki, o kadar çok vaka. Bu olaylardan bir tanesi de bu. Yani inanan insanlar için biliyorsun şehitler tabii. Ölmez. Evet. Ve cesedi bozulmaz. Yani biz buna inanıyoruz ama inanmayanlar da olabilir. Tabii. Ama tıbbi olarak da bu cesedin %80'i sağlam kalmış. İnanç olayını aşıp tıbbi bir vaka olarak haline gelmiş. Ya değil mi? Evet. %80'inin sapasağlam duran biri. Aslında Devlet Denetleme Kurulu bunu tartışıyor kendi arasında. Acaba... Sen DDK raporunu da tetkik etti. İlk defa ben yazdım. Aksiyonda kapak tabii, oldu. Tabii. Şimdi kendi aralarında tartışıyorlar. Nedir çelişkiler? Yani bir hızlı geçiş yaptık. Evet. Özal suikastindeki kepazelikleri gördük. Ya da istersen adam adım gidelim. Şurada yanlış. Bu olaya geçmeden suikastla ilgili son bir noktayı da söyleyelim. Şimdi bu Kartal Demirağ ve Horzum'u kullanan daha üst bir örgüt olmalı. Yani buna mesela Uğur Tönük ulaşıyor yani bu bilgilere. Evet. Yani daha üst bir organizasyon olması gerekiyor. Çünkü 70 milyon mesela bir yolsuzluk var. Bu yolsuzluğu tek başına bir genel müdürün yapması mümkün değil. Mümkün. Yani
Bu mesela o bir kaynak siyasi oluyor. Olarak, o bir şeye ne? Derin devrede kaynak oluyor aslında o hukuk tabii, olan para. Tabii. Ve siyasi olarak o gün mesela Emlak Bankası'ndan sorumlu kimdi? Yani ona mutlaka bakın. Önemli. Yani birisi göz yumdu yani o paranın transferine. Mesela Emlak Bankası o parayı transfer etmeseydi İsviçre'ye o banka gitmeyecekti ve bu transfer edilen hesaplar da ortaya çıkabilecekti. Ama transfer edildikten sonra artık o hangi hesaplara ulaştığı da bilinemiyor. Yani müthiş bir olay. Yani bunu mesela Horzum tek başına yapamaz. Kesinlikle, Horzum burada bir mutet yani. Bir Kartal Demirhan'ı mutemet, tek kasa. Başına yapamazsa tabii ki. Aynı şekilde Kartal Demirhan bir tetikçi. Arkasında ne var ona bakmak lazım. Mesela bu kontrgeriller örgütünü kim kurmuş, nasıl kullanılmış tabii, vesaire. Tabii Meşoğlu'nun itirafları evet, var. Evet yani buna da mutlaka bakılması lazım. Şimdi gelelim tabii. Çankaya'da vefat olayı. Şimdi aniden ölüyor ve görevinin evet, başında. Üstü kapatılıyor. Özal'ın Faik Tarımcıoğlu konuşmalarını anlattık. Evet. 93'e doğru gelelim. Gelelim evet, 93'te. Şimdi bak Rasim Özal mesela bu suikast olayından sonra belki de statükocuların istediği gibi bir cumhurbaşkanı olabilirdi. Ama evet. Senin de VTR'lerde verdiğin gibi aslında vazgeçmiş. Tam korktukları gibi bir cumhurbaşkanı oldu. Vazgeçmiş. Yani. Anayasa Mahkemesi'ne evet. Bile sonuna kadar direnen iki üye atadı. Ölümünden bir gün önce bakın. Ölümünden bir gün önce Sacit Adalı yatıyor. Anayasa Mahkemesi üyeliğine atadığı kişi Sacit Adalı ve onun yemin töreninde. 1990'da da Haşim Kılıcı atıyor. İlk Haşim 90'dan. Kılıcı da atadı. Şimdi başkan eğer 3 yıl daha kalsaydı devletin birçok kurumunda ciddi değişiklikler olabilirdi. Ondan sonra Süleyman Demirel geldi ve atadığı evet. Anayasa Mahkemesi üyelerinin tamamı statükocu tam sistemin istediği gibi ve ömürleri boyunca Süleyman Demirel'in siyasi gizli düşman olmuş isimleri oraya atadı. Yani Özal'la Demirel'in farkı orada bile belli oluyor. Bakın bir Haşim Kılıç, bugün Anayasa Mahkemesi Başkanımız, 22 yıldır orada demokrasinin kalesi gibi, özgürlüklerin, insan haklarının kalesi gibi mücadele etti. 22 yıldır ben Mustafa Akyol'un düğününde yine karşılaştık, sarıldık. Dedim ki sizler hiç kimsenin olmadığı zaman mücadele ettiniz diye. Neler neler hatıralar yazıldığında 1990'dan 2012'ye kadar o Haşim Kılıç'ı oraya atayan Turgut Özal. Yine her zaman demokrasi lehine direnmiş bir Sacit Adalı oraya atayan Turgut Özal. Üçüncüyü de zaten atayamıyor çünkü öldürülüyor. O mesela onunla çalışan bakanlardan bir tanesi şunu anlatmıştı. Bir gece yarısı telefonum çaldı. Arayan Özal. Üzüntülü bir şekilde diyor ki ya bu darbeci generallerden bir tanesinin terfiyesini önleyemedim diyor. Tabii. O general kim? Teoman Koman. Evet. Çok önemli. Yani şimdi, kaç yılında oluyor bu? Şimdi şöyle söyleyeyim yani. 91 mi? Tam tarihini bilemiyorum. Yani Özal Teoman sisteme müdahale ediyor. Yani tabii elinden geldi tek başına. Yani bugün çok şükür AK Parti hükümeti bir bütün devletin içinde Özal'ın attığı temellerden gelen demokrasiden yana, sivil iradeden yana bir şey var. Emniyet istihbarat var. MIT'in içinde de muhtemelen birkaç iyi insan var. Bunlar oluşan bir yapı var. O dönem bu da yok. Turgut Özal tek başına bir adam. Evet. Ve mesela işte ondan sonraki anapın halde ortada zaten. Şöyle söyleyeyim. Darbeci bir parti oldu. Neden 88'de bu örgütün üzerine gidemedi? Onun arkasında biraz da tek başına olması yatıyor. Ya işte. Yani ne medya var? Mesela bugün konuşabiliyoruz. 19 yıl sonra konuşabiliyoruz. Medya yani yok. Son 10 yıldaki bu Ergenekon operasyonları aynen. Ve darbelerle hesaplaşma ya, tabii ki. Ve anayasa referandumundan sonra ancak biz bunları konuşabiliyoruz. Rahmetli, 88'de tek başınaydı. Tek başına. Bakın ANAP da yok. Bugün baktığımız zaman ANAP'ın, kusura bakmasın da bak liderliğin önemini görürüz. O ANAP Özal'ın liderliğiyle ne işler yaptı? Özal'dan sonra ne oldu o ANAP? Darbeci bir şey oldu. Evet. Hasan Celal Güzel gibi elbette gerçekten sivil ve demokrat insanlar istisna olarak vardı. Ama o yapı Özal'ın gitmesiyle beraber bir anda işte o devşirildi ve kucağa oturtuldu. Yani asker kucağına oturdular tam tabiriyle ve o Özal'ın ANAP'ı Özal'ın kemiklerine sızılacak biçimde 28 Şubat darbe hükümetinin başbakanını çıkardı kendi içinden. Yani Turgut Özal o şekilde ya bir ANAP diye bir şey yok. ANAP iktidarı yok. Turgut Özal tek başına mücadele etmiş bir devlet adamıdır. Bunu görüyoruz. Zaten onun için de senin dediğin gibi üstüne gitmiyor, gidemiyor. Ve Teoman Koman'ın dahi
atanmasını yapamıyor ama çalışıyor statükoyu değiştirmek için. Değil mi? Hedefti ve o hedefi zehirleyerek ortadan kaldırdılar. Aynen. Şimdi bunu neden böyle söyleyebiliyoruz? 17 Nisan'a gelelim şimdi. Şimdi 93. Hani Devlet Denetleme Kurulu kendiliğinden mi ortaya çıktı? Yani bu çalışmayı yaptı. Hayır. Çok ciddi iddialar vardı demek ki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e kadar ulaşan. Bu iddiaları ciddiye aldı Çankaya ve evet. Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi ve burada 10-12 tane uzman çok titiz bir çalışma yaptılar. Şimdi ben mesela bazı gazetecileri yani anlamakta zorlanıyorum. Geçen gün yine Ertuğrul Özkök zannediyorum. Diyor ki Özal'ın öldürülmesi diyor bunlar diyor şeydir diyor yani. Safsadadır. Safsada diyor yani. Efsanedir diyor. Yani şimdi, ya bu adam ömrü boyu gerçeklerin üstünü örtmeye uğraştı. Hala da uğraşıyor. Hala da bunun etrafında kimi ya, Allah'ım. Bir gün o mesela AK Parti ve Gülen Hareketi çevresindeki tipleri de açıklayacağım bu Ertuğrul Özkürt'e kafamı. Bazı gazeteci ve televizyoncular da ya mezarda rahat bırakalım diyorlar. Bir bakıyorsun arşivleri karıştır. Özal'ın hayattayken en büyük düşmanları yine onlar. Tabii ki öyle yani ya. Burada çok ciddi bir çelişki var. Şimdi neden efsane değil? Neden bu olay çok ya, ciddi? Suikast deme efsane. Devlet Denetleme Kurulu'nun 625 sayfalık bir raporu var Rasim. Suikastin üstü kapatıldı mı başta bir kere? Yani bu, evet. Evet. Bu raporda diyor ki yani bu olay ölüm her yönüyle şüpheli diyor. 625 sayfa Devlet Denetleme Kurulu raporu. He, bir kısmı açıklandı. Açıklanmayanlarını da biliyorum. Senin sayende aksiyonda kapak oldu ama evet. Medyada çok yoğun buldu mu? Maalesef. Yani aslında, hani bugünkü demokrat medya nerede? Şimdi bu Kennedy suikasti Amerika'da 5 sene kaldım ben New York'ta. Her yıl dönümünde en önemli yayın organları tekrar ve tekrar gündeme getirirler. Yani. Tabii ki. Neden bu bizim mainstream yayın organlarında? Evet, neden yok yani? Özal'ın. Şimdi bile bu Özal'ın Özal cinayetiyle ilgili araştırmalara bir şekilde üstünü kapatma gayretleri. Yani bu anlamakta yani, hakikaten insan zorlanıyor. Neden zorlanıyor? Yani mesela biz de bunları konuşurken ya bu Devlet Denetleme Kurulu'nun raporu var ve tanıklar var. Yani hala yaşayan. Ne diyor? Dedik raporlar var. Bizi izleyenler özetle. Evet. Niçin şüpheli? 17 Nisan 93'e giden yolda şüpheleri bize bir somutlaştır. Şimdi uzmanlar araştırıyorlar. Yani Özal'ın son saatlerini mesela kullandığı ilaçlar, hastalıklarıyla ilgili raporlar, yurt içi, yurt dışı, son 24 saatinde ne yapmış, bir gün önce mesela kokteyle gitmiş, nasıl gitmiş, o kokteyl esnasında mesela görüntüleri izliyorlar. Artık çelişkiler var. Tabii, kokteyl Semra esnasında. Özal yemek yedi diyor, koruması yemedi, onlara gelir. Yani olayın ne kadar ciddi araştırıldığını ortaya koyma açısından bu önemli. Mesela durduruyorlar görüntüyü. Şu kim mesela? Soruyorlar, hiç kimse yani. O kokteyle katılanlarla ilgili hiç kimse tanımıyor. Mesela kendisine bir limonata ikram edilmiş. Yani meşhurdur o portakal suyu. Onu kimin verdiği belli değil. Şimdi oradan başlıyor. O veren olan kişi garson mu değil mi belli değil. Belli değil. Şimdi oradan başlıyor. Yani bütün bunları Devlet Denetleme Kurulu tek 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 not almış. Köşke geliyor. Mesela köşkte ceride defteri yok. Yani ne olduğu ne bittiği köşk yaveri tarafından tek tek not ediliyor. Yani ceride defteri bu demek. Bu yok. Yani Özal'ın köşke ne yaptığını hiçbir şekilde bilemiyorlar. Yani bırak 24 saatini bulunduğu süre içerisinde. Mesela sağlık personeline izin verilmiş. O gün. Yani o gün kim verdi bu izni? Nasıl verebilir? Ve kriz geliyor. Bak kriz geldiğinde ilk müdahale eden doktor değil yani. Yaver evet. Yardımcısı. Aynen. Doktoruna ulaşılmaya çalışılıyor. Cengiz yani Aslan. Biz ulaşmaya çalıştık ulaşamadık diyor. Hayır köşk doktoru köşk var. Köşk doktor, resmi doktor. Evet ama o doktorun eşi diyor ki bizi hiç kimse o gün aramadı diyor. İşte. Yani aranmıyor. 7 gün 24 saat bir doktorun olması lazım. Resmi Cumhurbaşkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu raporunda bunların hepsi yazıyor. Hepsi yazıyor tek tek yani. Ben özetliyorum yani şu anda. Tabii 625 sayfa çok ciddi detaylar var. Ama ben kamuoyunun anlayacağı şekilde bunları özetliyorum. Bence o şu an açık bir kaynak. Bir yayın evlerine seslenelim. Bir yayın evi de. Bence onu aynen yayınlamalı. DDK raporunu yayınlamalı. Evet. Cumhurbaşkanımızın da izin vereceğine eminim. Çok detaylı bir rapor çünkü. Ben bu Özal'la ilgili dosyaları bir kitap olarak ve İnşallah, söylediğin gibi şey yapacağım. Sen bunları yayınla da insanlar görsün. Yani tek de yeniden sayalım. Evet. Şimdi bak devam ediyor. Bir gün önce kokteyl var.
o kokteyle gidiyor. Kokteylde görüntüde incelendiğinde kim olduğu belli olmayan insanlar. Evet. Böyle önemli kokteyldi. Cumhurbaşkanımıza, Turgut Özal'a bir portakal suyu getiriliyor. Kim? Ya da limonata. Kimin getirdiği belli değil. Getiren kişi garson mu? O da belli değil. Teşhis edemiyorlar. Teşhis edilemiyor. Evet, evet. Artı öbür gün sağlık personeli izne çıkarılmış. Cinayetin oldu. Evet, devam edelim. Devam edelim. 7 gün 24 saat doktoru yok. Yani bakıyorlar. Yani çok ciddi sağlık problemleri var. Hani kalp ameliyatı falan evet, geçirmiş. Tabii canım, sürekli. Lazım. Bak Mehmet Barlas da bize şahit, diyor ki öyle bir haldeydi ki. Yani onun için mesela Mehmet Barlas da mesela uzun süre eceliyle ölmüş olabilir dedi. Evet. Çünkü çok şey durumdaydı. Doğru olabilir ama öyleyse niçin o gün orada doktor yok? Niçin o gün böyle bir aymazlık içindeler? Evet. Evet. Kriz geldi. Ambulans yok. 70 model bir Mercedes'e, hasta taşıma aracı, ambulans tabii, falan değil kesinlikle. Ambulans falan değil tabii. Ve rezalet gösteriyor. Sedyeden başka hiçbir şey yok. Yani insanlar ayakta duramıyorlar. Yani Kolsuz böyle hoca, Cumhurbaşkanı ilkel bir araçla götürülüyor. Ve apar topar taşınıyor. Müdahaleye... Üçüncü vitese geçmiyor bakın. Araba üçüncü vitese geçmiyor. Üçüncü vitese geçmiyor bu araç. Şöyle hızla düşünelim. Gitmiyor. Yani bu köşkü koruma görevi kimin? Muhafız alayı muhafız komutanlığı alayı. Var değil mi mesela? Nerede orada? Muhafız alayı komutanlığı? Albay nerede? Muhafız alayı komutanlığında sağlık personeli var, ambulans var. Özal'ın bu kriz anında bunlar neden tahsis edilmiyor? Soru orada şahit. Duruyorlar. Yani orada. Duruyor orada yani var ama kriz olduğu halde müdahale etmiyorlar. Bir hastaneden bu uydurma Mercedes geliyor. Hayır, orada o Mercedes. Orada var. Yani tam donanımlı bir ambulans olması lazım. Ve Halil Şıvgın diyor ki yani böyle bir ambulansa da ben şey yaptım, köşke verdim diyor ama o ambulans yok. İzine rastlanmıyor. Önemli evet. Sağlık Bakanı. Artı şu... Şimdi şunu söyleyelim yalnız. Evet. Muhafız alayı komutanı kim? Hasan Issız. Albay Hasan Issız. Evet. 93'te şu an içeride Ergenekon'dan. Hasan Issız. Yani... Muhafız alay komutanı. Tekrar edeyim ben senin söylediklerini, insanlar beni anlasın diye. Yani herkes kafasına yatsın diye. Rahmetli Özal kalp krizi geçiriyor. Şeyden düşüyor. Koşu bandından. Evet. Doktor müdahale edemiyor. Çünkü doktor yok. Sağlık personeli izinli. Hemen ardından acil hastaneye kaldırılması lazım. Çünkü halin hayatta. Gelen ambulans uyduruk. 70 model bir Mercedes. 73 model. Üçüncü vitese geçmeyen bir Mercedes. Muhafız alaylarının tam teçhizatlı şeysi, ambulans kullanılamıyor. Muhafız alay komutanlığı hiçbir konuda müdahale etmiyor. Ve o dönem muhafız alay komutanı Albay Hüseyin Issız, Hasan Issız. Hasan Issız. Sonra Genelkurmay orgenerallere kadar yükseldi. Yani çok tabii hem suikast olayında, bakın yani buna da ben dikkat ettim. Karşımıza çıkan isimler, hem de bu ölüm olayında karşımıza çıkan isimler daha sonra çeşitli davalarda da karşımıza çıkıyorlar. Yani bu bir tesadüf olmaması lazım. Yani bunun üzerinde durmak gerekiyor. Savcılar onu inceleyecek. Şimdi yola çıktı. Burada çok önemli bir ayrıntı var. Bir gün önce mesela GATA'ya demişler ki GATA evet. Özal gelecek, bir check-up'tan geçecek. GATA'da hazırlıklar yapılıyor, Özal gelecek falan diye. Nöbetçi 16, subayla 10, konuştum. 16 Nisan'da. Yani evet, nöbetçi subayla konuştum, Mustafa Sarsılmaz. Dedi ki bize haber verdi. Biz bekliyoruz, Özal gelecek. Bir haber ulaştı. İşte sağlığı kriz geçirmiş. Hacettepe'ye sevk edildi. Biz beklemeye devam ettik diyor GATA'da. Şimdi bu çok ilginç bir ayrıntı. Yani GATA'ya gideceği, check-up yapacağı haber veriliyor. GATA'ya gitse belki farklı bir olayın şekli değişecek. Bir anda Hacettepe'ye. Peki bu emri kim veriyor? Aslan Güner. Evet. GATA'ya gideceğini Hacettepe'ye götürmüşse evet. Aslan Güner. Ve geldi Hacettepe'ye. Bakın şimdi Hacettepe'ye çocuk acilden giriyor. Yani siz diyelim ki oraya sevk ettiniz, değil mi? Kriz geçiriyor yani. Çok ilk müdahale çok önemli. Yani tabii doktorlar bunu söylüyor. Ve bu Cumhurbaşkanı. Ve bu Cumhurbaşkanı. Haber verilmemiş. Ona ilk müdahale edenler asistanlar, daha sonra uzmanlar çağrılıyor vesaire. Yani Cumhurbaşkanı geliyor diye de haber yok, verilmemiş. Haber verilmemiş. Bir acilden geliyor, geliyor. Apar topar oradan çıkarılıyor. Müdahaleler yapılıyor. Neyse. Şimdi bakın burada çok yine önemli bir ayrıntı var. Yani neden GATA değil de Hacettepe sorusu
bu ayrıntılarda gizli belki de. Bilemiyoruz. Yani bunlar Özal, şimdi mesela bunlar kalp krizi geçirdikten sonra Gata'ya gidecekken Hacettepe'ye gidiyor. Hacettepe'ye. Neden? Ve bunu şey yapan Aslan Güner. Evet, Aslan Güner. Şimdi bunlar mesela efsane falan değil. Yani bunlar ya devlet denetleme... Ya somut işte. Yani bundan yani daha ne diyeyim? Kendimi zor tutuyorum. Ben bunda şöyle söyleyeyim. Mesela devlet denetleme kurumunu aldım. Ben bunu haber yaptım değil yani. Tanıklarla da görüştüm. Tabii. Yani tetkik ettim. Double check yani gazetecilikte bir kuraldır biliyorsun aynen, yani. Aynen, aynen. Şimdi burada yapılan tetkikler var. Kan tahlilleri. Evet, evet. Sonuçlar. Özal'ın kanında olmaması gereken bazı değerler tespit ediliyor. Evet. Ve mesela Devlet Denet Kurulu üyeleri daha sonra bu raporlara ulaşamıyor. Kayıp bunlar. Bir daha söyle. O gün 17 Nisan 93'teki tetkiklerde Turgut Özal'ın kanında olmaması gereken bazı maddeler ve hatta işte zehirlenme şüphesi buradan çıkıyor hatta ortaya. Hatta Semra Hanım da Ahmet Bey de Semra Özal Ahmet Özal da bunlardan hareketle şeye düşüyorlar. Ve bu raporlara daha sonra ulaşılamıyor. Mesela kan örneği alınmış daha sonra bu kayboluyor. Yani ilginç bir şekilde. Yani tabii, deliller de karartılıyor, yani örtülüyor, yok ediliyor. Aynen. Üstü örtülüyor. Yani, evet, yani bu şehit edildiği gibi Turgut Özal şehit edilmesi üzerinden de üstü de örtülüyor. Şimdi burada en önemli nokta vefat eden bir insan hemen apar topar alıp mezara götürülmüyor. Evet. Bir savcı geliyor. Yani her yani sıradan bir vatandaş için bile bu böyle. Yani savcı geliyor, raporunu veriyor. Ondan sonra siz o raporla gidiyorsunuz mezarlık işlerine, oradan işlemleri yapıp defnediyorsunuz. Şimdi Özal görev başında ölmüş. Aniden ölüyor. Kan değerlerinde olması gereken maddeler var. Hacettepe'de Ali Bozer. Ölüm raporunun altında imzası var. Evet. Ve şu ölüm raporunda diyor ki, Devlet Denetleme Kurulu raporunda var bu. Kalp krizinden öldü. Ama bu afakidir diyor. Yani kalp krizinden öldüğü net değil yani. Ve bunun altında Ali Bozer'in imzası var. Evet. Yani çünkü bunu tespit edebilmek için ne yapmalar lazım? Otopsi yapmalar lazım. Otopsi yok. Otopsi yapılmıyor. Şimdi, otopsi nasıl yapılmıyor? Şimdi evet, o çok ilginç. Belki Gata'ya gitse yapılacak yani. Hacettepe'ye gitmesi yani ilginç bir olay yani. Hacettepe'de otopsi yapılmıyor mu? Yapılıyor ama doktorlar buna diyorlar ki şimdi gerek mesela yok. Burada ifadeleri var, konuşmuşlar neden otopsiye ihtiyaç duymadınız. Mesela görüşlerden bir tanesi şu, ailesi otopsi yapılmasını istemedi. Hayır. Semra Özal diyor ki bizim karşı çıktığımız aile üyeleri tahnit diye bir işlem var. Yani cesedin kokmaması için. Evet. Yani defin edilinceye kadar biz ona karşı çıktık. Yani mumyalanması vesaire. Evet, evet. Biz otopsi hiç gündeme gelmedi diyor. Şimdi doktor heyetinden bir tanesi o ölüm raporunda imzası olan doktorlardan bir tanesi de bir şerh düşüyor yani. Bu diyor yani kalp krizi dedik ama evet, bu diyor afakidir diyor yani bu böyledir. O doktorla da yani konuştun şimdi mu şöyle sen? Yani Devlet Denetleme Kurulu raporlarında var. Özal'ın neden öldüğünün teşhis edilmesini istiyor. Hı hı. Ciddi şüpheler var. Bu şüphelerin giderilmesi için de önce ne yapılması lazım? Ölüm sebebinin bulunması lazım. O yüzden mezarının açılmasına ihtiyaç duyuldu. 19 yıl sonra açıldı. Kendi aralarında bunu tartışıyorlar. Diyor ki mesela bir tanesi ya 19 yıl sonra hani bir şey bulunmama ihtimali çok fazla. Bulunabilir ama bulunmayabilir de. Ama başka bir üye şunu söylüyor. Bu raporlarda yok ama ben bunu bir bilgi olarak kamuoyuyla paylaşmak aldım isterim. Tabii. Diyor ki ya Yavuz Sultan Selim zehirlenerek öldürüldü. Böyle bir iddia var. Gerekiyorsa onun bile mezarını açmak için biz şey yapalım yani. Teşebbüste bulunalım. Yani böyle bir iddia varsa bu iddianın üzerine ciddi bir devlet, demokratik, tabii, şeffaf tabii, bir devletin tabii gitmesi lazım. Aynen. Ki bu 19 yıl önce olan bir olay. Tamam aynen. Dolayısıyla evet, evet. Yani onu söyle, önemli bir yerde durdun çünkü önemli bir telefonumuz var. Şehit Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal hattımızda. Şu an kendisi Irak'ta ama sağ olsun bizi kırmadı, bağlandı. Ahmet Bey iyi geceler. İyi geceler Rasim Bey, iyi geceler Yunus Bey. İyi geceler Ahmet Bey. Konuşuyoruz. Şehit Cumhurbaşkanımız, sizin de babanız rahmetli Özal'ın şehit edilme sürecini, o suikaste 18 Haziran 1988'de yaşanan, üstü örtülen süreç, sonra 17 Nisan 93, bugün artık cinayet olduğunu anladığımız o olaya, siz şimdi o süreçte de babanızın yanındaydınız. İdris Bey'i de dinlediniz. İdris Bey'in haberlerini de okudunuz. Hafta içi de konuştuk sizle. Şimdi gerçekten o rahmetlinin ölümü
Ardından o günkü şey, o günkü o garip ambulans, ondan önce kimin verdiği belli olmayan portakal suyu. Bütün bunlar sizin de şahit olduğunuz gariplikler mi? Yani o gün ne düşünmüştünüz siz o süreçte, siz ve Semra Hanım? Bakın ben aşağı yukarı 18 senedir bunun mücadelesini veriyorum. Evet. Milletvekiliyken 99'da da soru önergesi verdim meclise bunun araştırılması ile ilgili. Evet. O zamanki hükümetler, yani Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz bunu çok ciddiye almadılar. Evet. Hiçbir şekilde de bir hareket de bulunmadılar. Vatandaş sokakta beni gördüğünde soruyor, yani niye yeni şimdi yapıyorsunuz böyle bir çalışmayı diye. Ben izah etmeye çalışıyorum, 18 yıldır uğraşıyorum. Tabii çok tehdit aldım bununla ilgili. Çok üstüme geldiler. Ama tabii bunlar beni hiçbir zaman durdurmadı. Ama şunu söyleyeyim. Önce suikastiyle ilgili. Suikastiyle ilgili çok önemli bir konu ben burada anlatmak istiyorum. Tabii. Kongre salonuna insanlar aranarak girerler normalde. Evet. Fakat çok izdiham var diye bir anda bir karar veriyor birileri ve salona girişi serbest bırakıyorlar üstlenemeden. Kim orada karar veriyor ona? Yani nasıl olur da başbakanın düzenlediği kongreye giriş serbest olur? Bu karar kim veriyor Ahmet Özal? Benim aldığım bilgilere göre Mustafa Kalemli İçişleri Bakanı. Mustafa Kalemli. Bir anda evet, benim aldığım bilgilere göre. Kartal Demirhan yani giriş serbest diyor. Hiç kimse aranmadan gelen geçen girebilir. Bunu yapıyor evet. İçişleri Bakanı. Evet. Evet. Zaten İdris Bey'in söylediği doğrudur. O salonda esasında salonda organizasyonu yapan partili yetkililer iki tane koltuk yere koyuyorlar. Salonda yere. Evet. Yani oraya oturacak annemle babam. Bu arada tabii mesafe 2 metreye kadar yaklaşabilir. Aynen. Fakat bu arada geç kaldıkları için annem diyor ki burada oturmayalım. Direkt kürsüye çık, kalıp konuşmanı yap. Evet. Yani orada plan bozuluyor. Allah'tan Semra Hanım'ın o uyarısıyla rahmetlinin o suikast başarısız oluyor. Yani o yoksa evet. Tüm plan Turgut Özal'ı orada 1988'de katletmek ve Cumhurbaşkanı yapmamak belki üzere kurulu. Evet. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Rahmetliyle ben en son görüştüğüm Türkmenistan'da Aşkabat'ta oteldedir bir gece önce. Evet. Ayrılmadan bir gece önce Azerbaycan için. Evet. Bana orada iki şey söyledi. Odasında yalnızdık onunla beraber. Bir tanesi dedi, Ahmet dedi, ben Türkiye'ye döndüğümde çok büyük bir risk alacağım dedi. Ve Kürt meselesini tamamen çözeceğim dedi. İki, ben dedi 19 Mayıs'ta bir ay sonra resmi konuşmamı yapıp o gün istifa edeceğim Cumhurbaşkanı'na ve siyasete geri döneceğim dedi. Evet. Ya bir ay sonra siyasete geri dönüyordu. Çünkü tabii yeni parti, siyasetine yeni parti ismiyle dönecekti diye bir niyeti oydu. Evet, zaten o partiyi rahmetli Yusuf amcama kurdurmuştu. Tabii, aynen. Fakat aynen. Enteresan bir şey daha söyleyeyim size. Bunu Anavatan Partili bazı arkadaşlara da söyledi. Anavatan Partisi diye sorduğumda Anavatan Partisi'nin bir daha başına ben geçmem dedim. Evet. Çünkü Anavatan Partisi benim Anavatan Partim değil dedim. Aynen. Ondan dolayı yeni bir parti kuruyorum dedi. Yeni insanlarla, yeni heyecanla dedi. Çünkü dedi benim çizgimden çıktı Anavatan Partisi dedi. Evet. Ben maddi ve manevi bağlarımı ANAP'la kopardım artık dedi. Ve zaten dikkat ederseniz ondan sonra Anavatan Partisi bir daha iflah olmadı. Tabii. Sonra da darbeci bir parti oldu. 28 Şubat darbesinin aynen öyle. Partisi oldu. Aynen evet. Öyle. Şimdi tabii o vefat ettiği gün dediğiniz gibi ambulans iki tane vardı, bir tane ambulans yoktu. Bu arada doktor yoktu. Evet. Doktorlar nedense o gün izin verilmiş. Nasıl izin veriliyor o gün doktorlara Ahmet Bey? Haberi var mı bilmiyorum, rahmetli Cumhurbaşkanımızın bundan? Yok. Bilmiyorum kim izin vermiş. Tabii onu köşkü yönetenler idare eder. Onlar da bu süreçte sorgulanması lazım o köşkteki herkesin. Evet, dinliyoruz sizi. Ben başka iki noktaya dokunmak istiyorum. Bir tanesi köşkün bütün harcırağını, bütçesini
Sayın Başbakanlık kesmişti o zaman. Yani KÖK'te bu özel ödemeleri, bu tıbbi malzemelerle ilgili bir kendi cebinden karşılanıyordu. Cumhurbaşkanlığı bütçesi kalmamıştı. Yani dönemin Başbakanı Süleyman Demirel Çankaya'ya yönelik şeyi kesmişti. Harcırağı kesmişti. Öyle mi? Aynen kesmişler. Evet kesmişlerdi. Hatta birçok masrafları rahmetli babam cebinden karşılıyordu. Kendi cebinden. Evet. Bu tabii bunun dışında o günkü olayda babamı götürdükleri araba 1967 model benim bildiğim. Evet. 73 modelmiş. 73 model. 70. Uyduruk bir station Mercedes. Doğru mu? 1970. Station wagon bir araba. Bunu rahmetli Cevdet Sunay'a Amerikan başkanı Johnson hediye etmiş. Ta o dönemden kaldı. Evet. Bu arada annem de söylediği şuydu. O arabayı ben o güne kadar ilk defa gördüm dedim. Bak, bu çok önemli. Ateş, Semra Hanım o arabayı 17 Nisan 1993'e kadar yani 3,5 senedir Çankaya'da o sırada ilk defa görüyor. Bir anda evet. Nedense koskoca Cumhurbaşkanı kalp krizi geçirdiği sıra o uyduruk araba 3. vitese geçmeye uyduruk araba çıkıyor ve onunla götürülmeye kalkıyor. Bu mudur manzara? Bir de şunu ilave edeyim ben Ahmet Bey. İdris Bey'in bir ilavesi var Ahmet Bey buyurun. Bu Devlet Denetleme Kurulu raporunda var. Yani bu arabayı sürecek şoför aranıyor o esnada. Bulunamıyor. Şoför aranıyor tabii, şoför de bulunamıyor. Ve yolda arıza yapmış olabileceği ihtimali de var. Çünkü Allah'ını seversen tabii. Adeta rahmetli Turgut Özal'ı hastaneye yetiştirmemek için özel bir gayret sarf ediliyor. Doğru mu bunlar Ahmet Bey? Şoför bulunmaması, hastaneye geç gidilmesi bunlar yaşandı mı? Evet şoför ambulans hiçbir şey bulunamadı. Hatta daha başka bir şey söyleyeyim. Evet. Orada normalde bir kalp cihazı vardı. Yani acil kalp durumlarında kullanmak için. Evet. Ve hep bu arka odada dururdu. O kalp cihazı neredeydi o gün? O gün kayboldu. O gün doktor yok. Bütün sağlık personeline nedense izin verilmiş. Artı o gün evet. Her zaman Çankaya Köşkü'nde duran kalp cihazı da oradan kaybolmuş. O gün bulamadılar. Bu arada tabii kendisini rahmetli babama yaka paça yani biraz feci de yok. Yaka paça taşıyarak arabayı oturtturuyorlar çünkü yatacak yer yok. Yani oradan Çankaya Köşkü'nden o uyduruk külüstür arabaya kalp krizi geçirmiş Cumhurbaşkanı yaka paça götürüldü öyle mi? Aynen öyle taşıyarak 4 tane insan sedye de yok. Sedye de yok. Oturarak gidiyor. Hacettepe Hastanesi'ne kadar. Peki İdris Bey'in demin söylediği... Evet buyurun. Bu arada Şarlak Paşa o zaman GATA'nın başında ona haber veriliyor. Ömer Şarlak. Cumhurbaşkanı geliyor diye. Evet. Ömer Şarlak Paşa. Evet. Ömer Şarlak Paşa bütün ekibiyle beraber kapıya çıkıyor bekliyor arabayı. Evet. Fakat bu arada oraya giderken Aslan Güner Albay yolunu değiştiriyor Hacettepe diyor. Aslan Güner yani sizin söylediklerinizi yeniden bir şey yapalım. Ömer Şarlak yalnız GATA komutanı. Çok önemli bir şeyi düzeltelim Ahmet Bey. Ben GATA'daki nöbetçi subayla görüştüm. Onun söylediği şu. Bize bir gün önce Ömer Şarlak yarın Sayın Cumhurbaşkanı buraya check-up için gelecek. Hazırlıklarınızı yapın diye emir verdi dedi. Yani check-up için gelince evet. Bir gün evvelden check-up randevusu mu var rahmetli Özal'ın? Evet şimdi o check-up zaten normal bir check-up'tır. Ondan önce Amerika'da check-up'ı yapıldığında son derece sağlam çıktı. Ona geleceğim. Evet. Fakat araba... Aslan Güner tarafından GATA'ya giden araba Hacettepe'ye çevriliyor. Değil mi? Hacettepe'ye çevrildiği gibi bu arada Hacettepe'nin etrafı 3 tur atılıyor. Hacettepe ne zaman çocuk bölümüne götürüyorlar. Bu arada çocuk bölümünde doktor yok. Bizim korumalardan bir tanesi ismini de verebilirim sonra. Doktor diye koridorlarda bağırmaya başlıyor. Evet. Çocuk acil servisinde. Arkadaşlardan gelen bu çift rahmetli babamı orada görüyorlar. Bunu ifade ettiler. Kendisini yarı bitti bir şekilde durduğunu ve inlediğini söylediler bize. O aradan epey bir zaman geçtikten sonra doktor geliyor bir tane. Akıl almaz bir şey. Efendim?
Yani koskoca Cumhurbaşkanı'nın kalp krizi var. Acil müdahale edilmesi lazım. Aslan Güner, bugün Aslan Güner de bu konuda kesinlikle sorgulanmalıdır. Nedense Gata'ya gidilecekken, Ömer Şarlak Paşa beklerken Gata'da bir anda Hacettepe'ye çevriliyor. Hacettepe'de çocuk acilden giriliyor. Üç kez etrafına dönülüyor. Geç giriliyor. Ve orada doktor yok. Koruma doktor arıyor. Yani evet, her yönüyle bir rezalet. Evet. Ondan sonraki süreç Hacettepe'de olanlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yanlış anlaşılmayı düzelteyim. Rahmetli babam o gün spor yapmak için yürüme bandına çıkmadı. O çünkü zaman Ankara'ya bir efsane mi? Yani yürüme bandında kalp krizi geçirdi lafı efsane mi Ahmet Bey? Hayır, efsanedir. Çünkü yürüme bandına çıkmadı. Çünkü İstanbul'a gideceklerdi. Evet. Bir daha duş almayayım. Bir defa aldım. Vaktimiz de yok diye kahvaltıya geliyor. Evet. Kesinlikle değil. Yürüme bandında kalp krizi değil. Kahvaltı sırasında mı oluyor peki? Şimdi bir şey daha söyleyeyim size. Kalp krizi diye bir şey yok. Aniden. Çünkü bypass ameliyatı yapan Doktor Dibeyki'nin açıklaması var. Bu sudden death dedikleri İngilizce. Ani ölüm. Yani krizi değil. Ahmet Bey, burada ben bir yine Devlet Denetleme Kurulu raporundan bir saptamayı dile getireyim. Devlet Denetleme Kurulu yurt dışından bütün raporlarını istiyor. Mesela son sağlık raporu bir efor testine tutulmuş Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. 6,5 dakika. Sağlıklı çıkıyor. Tabii tabii, yani koşu bandında yürüyor. Kalpte hiçbir problem yok. Tabii. Yorulduğu için inmiş yani ve diyorlar ki ölüm riski çok az diyorlar. Yani aniden ölmesi için hiçbir sebep yok diyorlar. Son derece sağlıklı. Yani bu rapor var yani. Evet. Doktor Dibeyki zaten bunu söyledi. Ben yani o zaman Ahmet Bey zaten durumu çok kötüydü gibi tezler de palavra diyorsunuz yani. Yani aşırı kilo oldu işte. Evet, onlar da. Kesinlikle, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Şimdi iki tane mesele sorgulanması lazım. 2000 veya 2002 yılında Emin Çolaşan'ın bir yazısı vardır. Doğru. Süleyman Demirel bunu biliyordu yazısı. Evet, bunu biliyordu. Bu yazı çıkaramaz dedi. Şimdi bu hiç sorgulanmadı. Yani bu, yani insanlar ya müneccim olması lazım ya Allah'la konuşması lazım, haşa. Haşa. Kimi ne zaman onu söyleyecek kimse bilmez. Süleyman Demirel bunu Hüsamettin Cindoran söylüyor. Yani bu yazı çıkaramaz. Cindoran söylüyor, evet. Fakat bunu hiçbir zaman sorgulanmadı. Yani kimse bunun sebebini de öğrenmedi. Doğru söylüyorsunuz. Fakat ifadeler şöyle. Biz Amerika'dan bu bilgiyi aldık hastaneden. Ölecekti. İşte durumu iyi değildi. Ki Amerikan hastanesi Methodist bunun açıklamasını yaptı resmi olarak. Amerika'da kanunlara en aykırı şey hasta hakkında bilgi vermektir. Bu da doğru değil. Aynen. Mümkün değil. İkincisi demin bahsettiniz Hacettepe'de raporu veren Bozer. Doktor Bozer. Ali Bozer. Bütün benim raporlarda onu yazıyorsun. Bununla ilgili bir televizyon konuşmasında bir sene önce canlı yayında Can Dündar'ın programında prostattan öldü dedi. Ondan sonra reklam arasından sonra da canlı yayından kaçtı. Aynen bak bunu. Çünkü çok önemli. Bakın ben oradaydım. Çünkü insanlar prostattan ölmez. Şişmanlıktan ölmez. Prostattan ölmek yani için yıllarca sürünürsünüz. Ki babamın prostatında da herhangi bir problem yoktu ameliyattan sonra. Evet. Yani bunların hepsi safsata. O Ali Bozer de rahmetli Özal'ın öldürülmesinin üzerine örtmek için mi bunları yapıyor peki Ahmet Bey? Onun için mi bu uydurma laflar ediyor? Sorgulanması lazım. Bu laflar ettikten sonra canlı yayın reklama girince kaçtı. Doğru, hatırlıyorum yani, ben onu. Soru sorma müsaade etmediler. Canlı yayını terk etmişti. Telaşla evet, kapılı. Evet, terk etti. Evet. Çünkü saçmaladıydı. Prostattan bir insan öldü. Bu tarihte yok böyle bir şey yani. Prostattan öldü. Tarihte aniden prostattan ölünmez. Eğer kanser bile olsa 5-10 sene sürünür sonra ölür. Tabii. Yani bunların hepsi safsata. Burada kesinlikle bir plan vardı. Ben zaten şunu da ifade edeyim. 98 yılında Fatih Altaylı'nın programında bu konu tartışıldı. Evet. Ben oradan gece saat 1'de çıktım 1.30'da. Bana telefon geldi. Hacettepe'de geldiğinde kanını almıştık. Bu kanı size iade edebiliriz aileye dediler. Evet. Bunun üzerine bir talep yazısı yazdım. Bir gün sonra beni aradılar. Kan yanlışlıkla dökmüş hemşire dediler. Kanını da alamadım. Evet.
O zaman ben Hacettepe'ye, o zaman Kanal 6 vardı biliyorsunuz. Tabii. Ben oraya bir gizli kamerayla bir muhabir gönderdim. Evet. Yaka kamerasıyla orada laborantlarla görüştü, konuştu. Ve bir laborantın aynen söylediği şu, bir orta yaşlı bir hanımefendi. Bir insanda bulunmaması gereken maddeler bulundu. Evet. Ama evet. O kan tarihi raporda kayboldu. Evet. Aynen, Devlet Denetleme Kurulu raporunda da var o. Yani evet. Bir insanın olmaması gereken maddeler bulundu fakat o kan kayboluyor sonra. Evet. Peki bir yandan kayboldu. Da şu sorulur. Evet Ahmet Bey, devam edin siz. Yani ben şunu söyleyeyim size, ben hep bunu ifade ettim. 18 senedir bunun kavgasını veriyorum. Ben 1993 yılının çok kötü bir yıl olduğunu, örtünü Uğur bir darbe yalıdır o yıl. Evet. Uğur Mumcu'yla başlayan suikastlerin eşitlikle devam eden, ta Ahmet Taner Kışoğlu'ya kadar giden, Adnan Kahveci dahil, tabii, bu yılın araştırılması lazım geldiğini söyledim. Aynı şekilde Madımak katliamı aynı sene, 33 evet. Er olayı aynı sene, Başbağlar katliamı aynı sene, Demirel'in köşke Demek çıkması da aynı sene. Demirel'in köşke çıkması da aynı sene. Doğru söylüyorsun. Ya 1993 ki, böyle bir karanlık bir evet. Yıl. Fakat benim düşüncem şudur. Bunların hepsi bir zincirin halkasıdır. Aynen. Birbirinden ben bağımsız da değildir bunlar. Doğru. Bir darbe ortamının yaratılması, bir kaos ortamının yaratılması ve milletin sevgilisi her zaman sivil iradeden yana olmuş, sivil, dindar ve demokrat Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yok edilmesi, ardından kimi evet. Devşirme isimlerin Çankaya çıkarılması ve oradan sonra da başka bir noktaya Türkiye'nin getirilmesi. Ahmet Bey, peki bir de şu vardır. Semra Hanım'ın rahmetli şehit Cumhurbaşkanımızın son dakikada saçını aldığı ve o saç örneklerinin sizde olduğu söylenir. O saç örnekleri hala sizde mi? Gerekirse siz bunu ilgili yetkili kişilerle paylaşmayı düşünüyor musunuz? Evet, bunu çok sordular. Ben bunun cevabını vereyim. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Adli tıpla ben görüşmüştüm mezar açılmadan önce. Evet. Demişlerdi ki bana işte 5 sene sonra tamamen kemik kalır. Bir de işte topraktan saçları ararız. Evet. Bununla ilgili nasıl bir çalışma yapacağımız üzerine çalışma yapıyoruz. Ne yapacağız? Zor bir iş. Fakat ondan sonra mezarı açınca hayretler içinde kalıyorlar. Çünkü vücuttaki beyin dahil, iç organlar dahil, evet, hatta kemik ilikleri dahil duruyormuş. Evet. Şimdi tabii böyle bir tablo ile karşılaşınca saça hiçbir ihtiyaç kalmadığını söylediler. Onun üzerine siz de şey yapmadınız. Yoksa bizde hazır duruyor diyorsun. Ne zaman isterlerse veririz. Tabii ki ama çok enteresandır. Bütün organlar beyin, hemen %80 organ hala sapasağlam evet. Duruyor. Duruyor. Beyin en önemlisi beyin. Çünkü beyin %80'i sudan oluşan. Ben bunu uzmanlarla konuştum. Evet. Ölümden 6 saat sonra yumuşuyor ve daha sonra su olarak akıp gidiyor. Hiç mi? Yani rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın beyninde hiç mi ya aynen o vefat ettiği günkü gibi mi duruyor? Hiç mi bir şey azalmamış? Hatta bir şey söyleyeyim, yumuşama yok. Yani bundan parça kesip alabiliyorlar. Allah Allah. Peki bunun tıbbi bir izahı, bunun bilimsel bir izahı var mı Ahmet Bey? Hayır, ben bunu çok soruşturdum. İzah etmeye çalışanlar oldu ama uzmanların bana direkt söyledikleri, bu eğer Cumhurbaşkanı'nın cesedi olmasaydı dünya tıp literatürüne girer ve önemli konferans konusu olur dediler bana. Çünkü böyle bir şey hiçbir yerde görmemişler. Yani şimdi tabii ben YouTube'da bununla ilgili çok video... Biliyorum, ben de onları gördüm. Milletimiz tıpkı dindar Cumhurbaşkanı istediği gibi kendisi de dindar olan bir milletimiz var. Ve onların gözünde... bu olayın nedenleri belli. Onu metafizik olarak öyle inanıyorlar ve YouTube'da da böyle dediğim gibi çok video var. Yani Turgut Özal cinayeti milletin kalbinde öyle bir yara açmış ki gerçekten bunun da etkilerini millette de görmek mümkün. Peki bugün baktığınız zaman adli tıp raporu, şimdi orada bir belirsizlik var. İşte o striktin keratin var mı yok mu şu bu. Şu an sizin konuştuğunuz yetkililer zehirlendiği kesin diyorlar mı? Ben adli tıp yetkilileriyle bu haberden sonra konuşmadım.
Evet. Konuşmadım. Ancak bunu yazan gazetecilerin yazdığının bilmeyen bir insan bu şeyleri yazamaz. Tabii adli tıp raporu açıklayamaz. Bunu ancak savcıya verebilir. Yetkisi odur. Evet. Ondan sonra savcı gereğini yapar. Tabii bir ay daha sürebilir bu çalışmalar. Ama ben baştan beri bunu iddia ediyorum, inanıyorum. Rahmetli ağzından köpükleri çıkararak bir insan kalp krizi geçirmez. Ağzından köpükler çıkardı anın şahidi sadece Semra Özal mı Ahmet Bey? Siz orada yoktunuz Semra değil mi? Semra Özal. Evet. Tabii annem. Çünkü ağzından köpükler kalp krizi de çıkmaz. Bu bir kalp krizi değil. Ama Ali Bozer'in raporunda da zaten kalp krizi olduğu net değil herhalde. Yani o çok muğlak bir rapor değil mi Ali Bozer'in raporu? O Hacettepe'deki rapor. Kalp krizi diye bunun üzerine. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Evet. Rasim Bey. Buyurun. 19 sene önce otopsi yapılmadı. Kimseye de sorulmadı. Otopsi sizin Özal ailesinin istenmediği söylendi. Bu büyük bir yalan mıdır? Yalandır çünkü ben o zaman Fransa'daydım. Türkiye'de değildim. Öldüydüm. Semra Hanım istemedi. Annem doğru istemedi. Tahnit. Annem mumyalanmasını istemedi. Evet. Tahniti istemedi. Yani, yoksa otopsi sorulmamış bile değil mi Semra Hanım'a? O hayır. Sıra. Hayır. Kesinlikle değil. Rahmetlinin vefat ettiği gün Türkiye'de çok enteresan bir şekilde ihbarlar yağmaya başladı bize. Aynen. İhbarlar yağmaya başladı. Ben ondan sonra zaten bunun peşini bırakmadım. Ama ben şunu söyledim. Kennedy'nin suikastı 30 sene sonra ortaya çıktı. Evet. Dolayısıyla hiçbir şey gizli kalmaz. Ama ben hep tekrar ediyorum, her yerde söylüyorum. Şu suikast olayı incelenmedi. Onu inceleyen... Aynen. Savcıların çocuklarını kaçırdılar. Evet. O diğer savcılarım yani Urtunik. Nusret Demiral dışındaki savcılardan bahsediyorsunuz değil mi evet. Ahmet Bey? Yani o Urtunik, emekli Yargıtay savcısı bu olayın üzerine gidiyor. Kontur gerilla ilişkisi ve Emlak Bankası yolsuzluğun arkasında bunları da aşan bir örgüt var diyor. Yani görüyor evet. Diyor ki Horzum burada olayında. Horzum ha. Diyor bir mütemettir. Kartal Demirağ da tetikçidir diyor. Aynen. Yani bu ikisini bir araya getiren ve bunu planlayan bir iradenin olması lazım diyor. Ve bunun üzerine giden savcı. Bunu söylediği için de İstanbul'da kendisi tehdit ediliyor. Yani bunu birkaç yerde açıkladı. Peki Ahmet Bey o dönem evet babanızla sürekli konuşuyordunuz. Rahmetli Özal da bir süre sonra olayın üzerine gitmek istemedi ve Kartal Demirağ affetti. Yani aynı şekilde Faik Tarımcıoğlu'ndan söyledikleri var. Yani acaba orada kendisini öldürmek isteyen iradeyi gördü. O devletin içinde bugün Ergenekon dediğimiz yargılanan o çete yapılanmasını gördü ve acaba bunun için mi yaptı? Nasıl yorumluyorsun o tavırlarını? Bakın ben size söyleyeyim. Ben bunu kendisine sordum. Evet. Bunu inceleyen, bu suikastını inceleyen devletin kurumlarının bazı kişileri İsviçre'ye kadar gittiler. İsviçre'den de İsviçre istihbaratından da bilgiler alındı. Evet. Para transferleri kimden kime gittiğine kadar isimler bile belliydi. Evet. Rahmetli bunların hepsini çözdü. Ben Erol Simavi de o döngünün içinde değil mi? Hürriyet'in eski patronu Erol Simavi de o döngünün içinde sizin iddianıza göre. Valla böyle isimler geçti. Ben kendisinden duyduğum isimlerdir bunlar. Evet. Fakat daha sonra kendisi bana şunu söyledi. Dedi ki Türkiye şu anda çok iyi bir kalkınma hızı yakaladı. Evet. Bunları açıklamaya kalkarsam Türkiye çok karışır. Türkiye'nin kalkınması, milletin refahı benim suikastımdan daha önemlidir dedi. Ve böylece bunlar üstünü örttü. Evet. Bunlar bir zaman sonra ortaya çıkar. Şu anda şunu söylüyorum. Bu insanların getirdiği raporlar devletin kozmik odalarında veya arşivlerinde duruyor. Fakat bunlar hiç açıklanmıyor nedense. Hı. Doğru. Bunların açıklanması bundan sonra bu konunun incelenmesi lazım bu rapordan sonra. Çünkü ben her zaman şunu ifade ettim. Bundan sonraki adımda 93 yılında kaybettiğimiz insanların değerlerinin incelenmesidir.
Doğru. Bunlar, ben intikam peşinde değilim. Ben şuna inanırım. Ahmet Bey, sizin sizin babanız da Turgut Özal, ama unutmayalım ki sizin biyolojik babanız da milletin çoğunluğunun da manevi babasıydı. Ben de Turgut Özal'ı bir manevi babam kabul ediyorum. Ve ben de milyonlar adına adalet talep ediyorum. Bu bir intikam değildir. Bu intikam revanş laflarında bu Ertuğrul Özkök gibiler yaygınlaştırıp duruyor. Bu milletin adalet talebidir. Turgut Özal'ı katledenler yargılanmalı ve içeri atılmalı. Bunu millet talep ediyor. Adalet de, hukuk da bunu gerektirir. Asla ve asla bu konuda taviz vermemeliyiz. Buyurun. Kesinlikle taviz vermeyiz. Hayır. Böyle bir şey mümkün değil. Ben tabii ki ben babamı kaybettim. Ama Türkiye 10 senesini kaybetti. Aynen. 2002 yılına tabii kadar. Türkiye'yi soydular. Turgut Özal'ın zaten bakın Turgut Özal cinayeti 28 Şubat darbe sürecinin de başlangıcıdır. 17 Nisan 1993'ten sonra 28 Şubat 97'ye kadar o süreç gelmiştir ve hem milletin iradesi ipotek altına alındı, milletin çoğunluğu ezildi. Dindar vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız o 10 sene içinde anaları ağlatıldı ve o sırada Türkiye'de 200 milyar dolar para soyuldu. İşte bütün bunlardır Turgut Özal cinayetinden sonra gerçekleştirilen şeyler. Gayet tabii, bakın ben bir şey daha söyleyeyim size, babamın söylediği bir şeyi. Bu suikastten sonra eli sarılı olarak hastaneden geldi. Zaten konuşması bitirdikten sonra hastaneye, 2 saat sonra. Evet. Orada bu vurulma anını en az 200 defa seyretti. Ben de oradaydım. Evet. Ve dedi ki, bak dedi bana, ne zaman ateş ettiler, benim hangi cümleyi kurduğum sırada. Bahsettiği zaman da kaçakçılıkla ilgilidir. Evet. Yani uluslararası kaçakçılık, sigara, içki ve ithalat yasak olan malzemeleri. Ve bunlardan dolayı bir anda biliyorsunuz, babam bir fon kurmuştu. Toplu Konut Fonu ve Savunma Sanayi Fonu. Aynen. O kaçakçılıktan geçti. Kaçakçılık mafyasını bir anda Turgut Özal bitirdi. Ve o kaçakçılıktan gelen paralar milletin cebine, milletin refahına akmaya başladı. Ondan dolayı aktaralım. Bir intikam almalardı burada. Evet. O kaçakçı şebekesi İstanbul'da başları tutmuş 4-5 iş adamı kaçakçılık şebekesini kurmuşlar. İstanbul halkını soyuyorlardı. Bunu Turgut Özal bitirdi. Aynen. Evet. Aynen öyle. Yani sonuçta şöyle söyleyeyim size. Rahmetli babam hayatında hiçbir zaman ölmekten korkmadı. Ve onun inancına göre ecel geldiği zaman olur. Evet. Ama bu eceli başkası getirir. Allah tarafından gelir sonuçta. İnançlı bir insandı. Ondan dolayı da sadece bunun bunu yapan insanların ortaya çıkması ve Türkiye artık bu defteri son bir defa olarak kapatması lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu bir umut. 19 sene sonra bu bir umut. İlk defa bakın bugün artık Şehit Turgut Özal diye anıyoruz. Biz de özellikle Adalet Masası programı olarak Turgut Özal zaten bu yönde milletimizin şüpheleri vardı, hepimizin şüpheleri vardı ve bugün artık netleşti ki Turgut Özal bir şehittir, bir demokrasi şehididir. Tıpkı Adnan Menderes gibi bu milletin sevgilisi iki başbakanımızı da, Turgut Özal ayrıca bu milletin ilk gerçek anlamda sivil cumhurbaşkanlığını yaptı, katlettiler, şehit ettiler. Biz şehit cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı katledenlerin peşini bırakmayacağız Ahmet Özal. Sizin çabalarınız da bence çok kıymetli. Yani bunu sonuna kadar götürmek lazım. Buyurun. Evet, ben son bir şey söyleyeyim. Tabii. Rahmetli Menderes'i ve arkadaşlarını Yassıada'dan bugün Topkapı'da bulunan mezarına da rahmetli babam taşındı. Aynen. 27 Mayıs 1990 günü. O görüntüleri de hiç unutmuyorum. Adnan Menderes'in mezarının altı, kendisi Semra Hanım'la yan yana yürümüş. Sanırım siz de vardınız o kortejde. Evet, sonuna kadar o oraya yürümüştü Adnan Menderes. Çünkü babam Adnan Menderes'in hayranıydı. Evet. Onu çok severdi. Onunla ilgili meseleleri bana anlattığında ben daha çocuktum. Evet. Fakat ölümünden 3 ay önce
Vatan Caddesi'nden E5'e çıkmaya çalışıyoruz. Harbiye Ordu Emniyet Müdürlüğü'nün cumhurbaşkanıyken. Evet. Saat 12 çeyrek geçiyor gece. Bir anda tam önünden geçerken, bugün yattığı yerin tam önünden evet. geçerken evet. şoföre dur dedi. Bir anda şoför tabii frene bastı, durdu. Bütün korumalar dışarı çıktı, herkes dışarı çıktı. Babam arabadan dışarı çıkmadı. Baba dedi niye durdun, ne oldu? Arabadan çıkmadan parmağımla bana bugün yattığı yeri gösterdi. Dedi ki Ahmet dedi, ben öldüğüm zaman beni buraya gömün dedi. Baba dedim Allah gecinden versin, saat gece 12 yarım, saçmalama dedim. Bak oğlum dedi, cumhurbaşkanlığını devlet mezarlığına gömerler dedi. Ben devlet mezarlığı değil halkın arasında olmak istiyorum dedi. Eğer dedi devlet mezarlığına beni gömdürürsen sana hakkımı helal etmem dedi. Ölümünden 3 ay önce. Yani ve siz de, siz de bunun üzerine İstanbul'da Adnan Menderes'in yanına rahmetli Özal gömüldü. Evet. Zaten İstanbul'da evet. yatan iki tane devlet adamı var benim bildiğim. Biri Adnan Menderes, biri Turgut Özal'dır. O Ankara'ya hakim işte o karanlık yapılanma, o karanlık yapılanmanın elimizden aldığı, şehit ettiği iki büyük devlet adamımız da şu an yan yana koyun koyuna yatıyor. İstanbul'da evet. yatıyor. O anlamda İstanbul'un Osmanlı'nın başkenti olması, onun manevi öneminin de şüphesiz şeysi var. Sizin bu anlattığınız olay da şu an beni hakikaten tüylerimi ürpertti. Fakat, evet buyurun. Fakat ben size başka bir şey söyleyeyim. Bir tarihçinin bana yıllar sonra söylediği bir şey var. O bölge yani o babamın ve Menderes'in yattığı yer. Evet. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği zaman otağını kurduğu yerdir. Evet. Böyle bir manevi bağı da var. Böyle manevi ilişkisi de var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, bu sonuna kadar bu bizim de programlarımız sürecek. Şehit Turgut Özal'ı katledenlerden hesap sorulacak. Siz de hiç aman intikamlım intikamlı diyenler lütfen kulağınızı tıkayın. Zaten siz istemeseniz bile millet manevi babası gibi gördüğü Turgut Özal'ı katledenlerden hesabı evet. soracaktır. Çok teşekkür ederiz evet. yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet İdris Bey. Şimdi, Ahmet Bey'in açıklamaları da daha açılıp çok, kazandı. Çok önemli şeyler söyledi. Biz 17 evet. Nisan'daki bu olayın bu çelişkilere devam edelim istersen. Evet. Hacettepe boyutunda kalmıştık. Şimdi Ahmet Bey'in söylediği bir noktadan tamamlamak evet. istiyorum bir şeyi. Tabii. Çok önemli. Devlet Denetleme Kurulu'nda yine bir detay var, ayrıntı. Ölümden sonra çeşitli suç duyurusunda bulunuyor. Çeşitli kişiler. Yani evet. ihbarlar yağıyor mesela. Evet, evet. Çeşitli haberler var, röportajlar var vesaire. Devlet Denetleme Kurulu merak ediyor. Acaba bu haberlerle ilgili bir soruşturma, araştırma, herhangi bir şey açılmış mı? MİT'e yazı yazıyor. Emniyete yazı yazıyor. Genelkurmay hiçbir şey yok, hiç yok. Hiçbir soruşturma açılmamış. Üstü kapatılmış, evet. betonla örtülmüş, devam edilmiş. Süleyman Demirel hiçbir canka. Soruşturma yok yani. Ve tabii zehirlenerek öldürüldü diyoruz. Ve Devlet Denetleme Kurulu raporu hazırlarken sağlık ve güvenliğinden kim sorumluydu diye araştırıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı. Kim sorumlu? Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı. Yani normalde bu biraz önce saydığımız vakalar oluyorsa, burada bir ihmal varsa bunun da mutlaka bir sorumlusunun olması gerekiyor. Bu da sekreterlik Kemal Yamak. O dönemde evet bir isim daha ve Kemal Yamak hiçbir soruşturma yapmıyor o evet, yani o öldüğü gün istifa ediyor, ayrılıyor köşkten. Hüseyin'iz şunu bir düzeltsene. Evet. Evet devam edelim. Şimdi bu neyi gösteriyor bize Rasim? Aslında köşkte ama yalnız başına. Yalnız başına. Köşkte kuşatılmış bir adam var. Korumasız bırakılmış. Hemen hani bunları anlatırken Devlet Denetleme Kurulu'ndaki bu hani detayları okurken benim aklıma Celal Bayar'ın 27 Mayıs'da köşkte teslim alınması geldi. Aynısıdır. Yani onu korumakla mükellef. Toplar onu değil mi? Onu korumakla yani, görevli askerler bizzat onun tepesine biniyor. Pencereden bir bakıyor yani topların yönü
köşke çevrilmiş. Aynen. Geliyor, diyor ki o günkü Muhafız Alayı Komutanı Osman Köksal, koru diyor beni, Osman Köksal da cuntacıların adamı. Şimdi bizzat tevkif ediyor Cumhurbaşkanı. Evet. Şimdi öyle bir şebeke, yani sen baştan beri programın bunu söylüyorsun. Öyle bir yeraltı örgütü var ki. Öyle bir çeteleşmiş. Evet. Ve öyle noktalara sızmışlar ki. Yani siz diyelim ki köşkte Cumhurbaşkanı koruması gereken muhafız alayı bir hassas nokta ise ve oraya köşkü hani kale olarak gören ve o kaleyi de kaybetmememiz gerekir diye düşünen kişiler sadece düşünmekle kalmıyorlar. Yani bununla ilgili planlar yapılıyor. Mesela 27 Mayıs öncesinde ben yine, çünkü tarihi vakalar da yani baktığımızda farklı kişiler ve olaylar olsa da zihniyet ve tertip aynı. Evet. Köşkte diyelim ki Muhafız Alayı Komutanlığı çok önemli. Yani darbeyi gerçekleştirmek için. Evet. Ve oraya Osman Köksal'ı atamak için büyük bir irade ortaya koyuyorlar. Milli Savunma Bakanı. Aynen. 27 Mayıs. Milli Savunma Bakanlığı mesela Menderes alıyor. Onun yanında olan Adnan Menderes. Çelikoğlu, Milli Savunma Bakanı müşaviri. Adnan Menderes. O bu tayini. O da yalnız. Evet. Terfi gerçekleştiriyor. Yani sen bakanı alıyorsun. Bu sefer müşaviri. Bugüne, bugüne bu ders sevgili İdris'im, yani bugüne hem AK Parti hükümetine hem AK Parti'ye bağlı istihbarat örgütlerine birbirlerinin yemek yerine şu an Türkiye Cumhuriyeti hükümetini korumaları gerektiğini bilinciyle davranmaları lazım. Savcılarımıza, yargıçlarımıza artık Adnan Menderes bu hatayı yaptı. Bunun bedelini canıyla ödedi. Turgut Özal aynı şekilde bugün ne Tayyip Erdoğan ne Abdullah Gül ne diğer AK Parti önde gelenleri, bütün bunlar zaten onlar çok iyi bu tarihi bildikleri için bu şekilde müteyakkız davrandılar ve Ergenekon balyo süreçleri böyle geldi. 28 Şubat yargılaması, 12 Eylül yargılaması, eğer bu yargılamalar sonuna kadar gitmezse bu yapılanma yine kafasını gösterir. Bakın işte bu yapılanmanın medyadaki adamları tehdit yazıları yazıyor, geleceğiz sizi yok edeceğiz diyorlar. Kin ve intikam dolular millete karşı ve milletin haklarını savunan yazarlara, çizerlere ve onların ilgili insanlara karşı. Eğer bu savaşı bu millet bir daha kaybedecekse zaten hepimize yazıklar olsun. Evet, yani çok önemli. Şunu görüyoruz. Yani o 27 Mayıs'tan sonra bir vesayet rejimi kuruluyor. Aynen. Sandık halkın önüne geliyor. Sandık görevini yapıyor. Yani 65'te, ama 69'da iktidar yapılamıyor. Adalet Partisi, evet, yani tek başına iktidar. Hükümetler iktidar olmuyor. Ama hiçbir gerçek zaman muktedir değil. Maalesef. Muktedir olmak isteyenlerse ne oluyor? Önlerine mayınlar döşeniyor. Örnek ne? Özal. Şimdi yani bu dönemin, yani evet, şimdi bu dönemin özelliği, evet. Şimdi bu dönemin özelliği ilk defa darbecilerle Türkiye yüzleşiyor. Hesaplaşıyor. Yani hesaplaşıyor. Yargılıyorlar. Yani bu faili meçhul cinayetlerin dosyaları açılıyor. Daha da derinleşmesi. Yani hakimler, yani savcılar. 90'lardaki faili meçhuller çok da derinleşmedi. Daha da derinleşmesi lazım. Derinleşmesi lazım. Savcıların, 28 Şubat savcılarının da medyadan korkmaması lazım. Çeşitli çıkar güçlerinden korkmaması lazım. Savcı Mustafa Bilgin'in, savcı Cemil Tuğtekin'in, Sadık Bayındır'ın, Kemal Çetin'in, isim isim veriyorum. Sonuna kadar gitmeleri, ellerindeki bütün hukuksal belgeleri çekinmeden, çünkü eskiden askerler dokunulmazdı, başçavuşa bile dokunulmuyordu. Şimdi sadece askerlere dokunulmaya başlandı. Yani tek suçlu askerler, o kadar. Şimdi böyle bir şey de, yani buna da çocuklar bile inanmaz. Yani şimdi junta dediğimiz bu yapı, evet. Yani nasıl bir canavarla karşı karşıya olduğumuzu ahtapot bilmek için Ergenekon ahtapot. Hem bugünkü olaylara hem de tarihi olaylara bakmak gerekiyor. Evet, doğru. Yani 1960 darbesi olmayabilirdi senin söylediğin gibi. Tabii, eğer Adnan Menderes eğer olayı yargılanabilseydi. Şu olayın üzerine rahmetli Menderes gidebilseydi, evet, bugün bambaşka bir Türkiye'de. Evet. 9 subay olayı. Şimdi bakın. Sayın izleyiciler. Mesela burada yani Menderes'in Bakanlar Kurulu'nun önüne bu dosya geldiğinde ne yapalım? Yani çünkü junta deşifre olmuş. Aynen. Bazı bakanlar, milletvekilleri senin de söylediğin gibi ya bu
soruşturma orduyu rahatsız ediyor. Kendi Korumay Binbaşı Kuşçu'ya kendi, o dönem biliyorsunuz akli evet. dengesi yerinde değil deniyor. Yayınlar tıpkı yapıyorlar. Bugün itibarsızlaştırmak Tuncay Güney'e dair olan haberler de hatırla. Akli dengesi yerinde değil bu adam meczup. Yani aynı taktik. Aynı taktik. Ya bakanlar aynı. Kurumunda... Ergenekon medyası, ya 27 iş... Mayıs medyası hepsi aynı. Aynı. Yani bu iş bitti artık gitmeyelim yani. Orada kendi içerisinde bu işi çözen. Samet Kuşçu'yu bir meczup olarak görüyorlar ve evet. Menderes'i etkiliyorlar. Bak Menderes'i etkiliyorlar. Aynen. Başbakan üzerine aynen. gitmiyor. Ve junta da bak şunu yapıyor Rasim. Evet. Geri çekiliyor. Kendilerini önemli noktalara tayin ettiriyorlar. İsmi geçenler. Yurt dışı, yurt içi görevlere. Ve diyor ki onlardan bir tane hatıralarında. Meşhur insanların babaları da vardı. Tabii. diyor ki biz diyor takip edilmediğimizden emin olduğumuz evet. an tekrar çıktık diyor. Daha güçlü bir şekilde bir araya geldik. Örgütlendik. Ve 27 Mayıs'a zemin hazırlayıp Menderes'in işini bitirdik diyor. Ya yani bunlardan ders almak lazım. Alınması yani Özal o dönemki Demokrat Parti hükümeti Samet Kuşçu'nun size darbe yapacaklar. Kurmay Binbaşı Samet Kuşçu'nun size darbe yapacaklar ihbarını ciddiye alsaydı, üzerine gitseydi bambaşka nokta gelecek. Bugün de bu medya nasıl o dönemin medyası Samet Kuşçu'yu meczup gösterip üstünü kapattıysa bugünkü medyada hala ve hala bu iğrençliklere, bu kara propaganda devam ediyor. İşte 625 sayfalık bir rapor, tanıklar. Yok, yok sayılıyor. Yani bir tek sen üzerine. Buna gitti. Efsane diyor yani. Türkiye'de diyelim ki yani bunu maalesef şeffaflaşma isteyen AK Parti hükümetini destekleyen medyada kimi ne diyelim ahmaklar ya da alçaklar da yapıyor. Efendim bunlar boş iddialar. Özal. Yani oyun değişmiyor evet. sevgili İdris. Yani seni dinledikçe milletimiz şu anda telefonlar yağıyor. Arkadaşlar söylüyor. Bir sürü insan arıyor. Ağlayanlar, üzülenler, artık bunun hesabı sorulsun diyenler, kendi tanıklıklarını anlatanlar bir sürü de insan var. Yani çok acı bir durum. İstersen toparlayalım. Evet, evet. Yani yine 17 Nisan sonrası 17 Nisan'la ilgili belli bulgular ve bugünkü adli tıp raporu da sen o konuda da bazı evet. gazeteci olarak duyumların, temasların var. Nasıl bir şey çıkacak karşımıza? Nasıl yani bu ondan sonra süreç nasıl olur ve nasıl olmalı? Yani bu adli tıptaki bulgular tabii şaşırttı. Neden şaşırttı? 19 yıl sonra. Yani evet. bir kere cesedin bu şekilde muhafaza altında olması. İki, ilk ön raporda da naaşta olmaması gereken bazı maddelerin tespit edilmesi ve bunun topraktan evet. değil de yani vücuda zerk edilmiş maddeler olduğu ön rapordan bu ortaya çıktı. Yani bu şüpheleri artırıyor. Ama yani en az bunun kadar Devlet Denetleme Kurulu raporunda da vahim iddialar var. Yani ihmaller, biraz önce saydık yani baştan sona. Yani tahlil yapılmış, kan tahlili gittiğinde orada digoksin kullanmıyor mesela Turgut Özal. Ama kanında yüksek oranda digoksin maddesi kurulmuş, yani bulunmuş. Bunların izahı gerekiyor, hiçbirinin izahı yok. Dolayısıyla yani bu son rapordan sonra tabii Adli Tıp Kurumu'nun asıl raporu şu açıdan önemli. Yani bu iddiaların delillendirilmesi gerekiyor. Şart. Yani bir delil olacak ki o delilden siz faillere ulaşabilirsiniz. Devlet Denetleme Kurulu çok önemli bir rapor ortaya koydu. Hı hı. Ve bu dosya açılmış oldu. Ama bu dönemin aktörlerinin kimler olduğunu artık biz biliyoruz. Yani Özal'da orada nasıl yalnız ve korumasız bırakıldığını aynen, ve kimler aynen. tarafından bırakıldığını biliyoruz. Ve şunu da biliyoruz. Yani gerek suikast esnasında, gerekse ölümü sırasında... Turgut Özal hastaneye canlı gitse bile ölürdü diyorsun. O da var. Yani o da var. O çok önemli. Bak, aşırı bir müdahale. Evet. evet. Bak bunları ben de istersen BDK raporundan ayrıntılar. Sen demin anlattın ama biraz daha evet. bir spot olarak anlatayım. Muhafız alayında tam donanımlı ambulans ve doktor vardı. O gün kullanılmadı. Köşkte ilk yardım çantası bulunamadı. Bulunsa bile o anda kullanılabilecek tek bir sağlık personeli olmadığı tespit edildi. Sayın seyirciler, bakın 17 Nisan 93'ün çelişkilerinden ve o cinayetin nasıl tertiplendiği, tezgahlandığından bahsediyoruz. Aynı gün 17 Nisan 93 sağlık hizmetlerinin koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin görev ve sorumluluğunda
normalde. Özal rahatsızlandığında yanında doktor yoktu. Köşkün resmi doktoru Profesör Hilmi Özkutlu'ya ulaşılamadı o gün. Nedense. Ulaşılamadı ama eşini arıyorlar, soruyorlar yani size bir telefon falan geldi mi? Hayır diyor. Aynen. Özkutlu'nun yani, aranmamış işi yani. O gün kimse evet. aramadı diyor. Evet. Köşkte çalışanların bazılarına ulaşılamadı. Yapılan araştırmada birkaçının daha önce başka büyükelçiliklerde çalıştığı saptandı. Bazılarında kumar borçluları oldu anlaşılan. Evet. Yani bu neyi gösteriyor? Orada mutfağa alınan personelle ilgili çok ciddi bir elemenin yapılmadığını hiçbir gösteriyor. Hiçbir şey. Dandun alınmış. Evet. Kullanılabilir personel istihdam. Rahmetli Özal da bu konuda şey yapmamış mı? Yani Özal hangi biriyle ilgilenebilirse ki? Yani düşünmemiş orada, tabii herhalde tabii. Benim böyle etrafımı çevirip de beni öldürecekler diye. Yani o aslında o suikastten sonra bir daha denemezler diye düşünüyorum. Bakın şu çok yani şöyle bir. Bize şimdi artık Ergenekon Mergenekon bitti kapatalım diyenler var aynı bak. Nasıl o suikastten sonra rahmetli Özal. Efendim artık bitti tamam ben onun üzerine gitmiyorum diye üstünü kapattı. Ve o güçler nasıl öldürdü. Aynı şekilde Samet Kuşçu olayın üzerine gitmedi rahmetli Adnan Menderes o güçler oldu. Şimdi de efendim artık askeri vesaire bitti. Bir de, darbeler artık olmaz. Artık önümüze bakalım denirse aynı tehdit ve tehlike bugün de var. Bir de şu yani hem suikastin hem de zehirlenmesinin de mesajları var. Mesela aynen. Özal neden kongre salonunda hedef alındı? Yani tabii. Orada bir mesaj veriyorlar. Yani ben senin en önemli düğün gününde ben seni öldürürüm. Yani aynen. Bunun bir anlamı var. Yine aynı şekilde zehirlenerek öldürülmesi de yani başka şekillerde de öldürebilirlerdi. Yani bu imkana sahipler ama zehirlenerek öldürüyorlar. Demek ki kendilerine çok güveniyorlar. Yani tabii. Bu yaptıklarının kesinlikle kendi yanlarına kar kalacağını biliyorlar. Yargılanmayacaklarını evet, yani örtüleceğini biliyorlar. Dolayısıyla cesaretle bu işleri yapıyorlar. Şimdi sen söyledin ya yani bu olaylar üzerine gidilmesi neden önemli? Yani Türkiye'de yeni dönemde eğer statükoyla mücadele eden gerek köşke gerek başbakanlıkta millet iradesini temsil eden kişilerin aynı hı-hı. tehditlerle karşı karşıya kalmaması için aynen. aynı tehlikelere maruz kalmamaları için mutlaka bu tedbirlerin alınması lazım ve geriye doğru hem bu bir görev yani toplum olarak bizim boynumuzun borcu hem de eksik kalan bir hesabı aynen. tamamlanarak geleceğe aynen. taşınmaması senin gerekiyor. Senin bulduğun yani. Bulguları yeniden devam edelim burada. Kumar borçları oldu anlaşıldı. Köşk personelinden başka bir ülkenin büyükelçiliğinde de çalıştığı belirlenen bir kişinin olaydan hemen sonra Amerika'ya tatile gönderildiği anlaşıldı. Semra Özal 16 Nisan akşamı yemek yemedi diyor. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal için görevli garsonize yedi diyor. Başyaverin sorumluluğunda özel ve resmi bütün faaliyetlerin kaydedildiği ceride defterinde köşkte olup bitenlerle ilgili hiçbir bilgi bulunamadı. Semra Özal'ın yanında götürdüğü iki hizmetçiden biri İngiltere'ye yerleşti. İlk ifadesinde Özal'ın sabah düştüğünü gördüm ifadesini daha sonra nedense değiştirdi. Evet yani bazı tanıklar ifadelerini evet değiştiriyorlar. Yani bu ne oldu bu iki hizmetçi? İşte o da bir muamma. Onun da araştırılması lazım. Yani şu andan itibaren yani Devlet Denetleme Kurulu bu raporu ortaya koyduğu andan itibaren bu bir kriminal vakadır yani. Ve bunu evet, mutlaka, Denetleme Kurulu raporunun evet. bence iddianameye dönüşmesi şart. Zaten savcılıkta şu anda. Evet. Yani biliyorsun savcılık istedi. Yani kamuoyuna açıklanan kısmı açıklanmayanlardan bazılarını ben yazdım. Ama tamamında raporun çok ciddi şeyler detaylar var. Savcılar bunu aldılar. Şimdi savcılar bunu detaylandıracaklar. Ellerinde aynen. onların bizim bilemediğimiz deliller var muhtemelen. Bu iddianameye dönüşecek. Yani ben diğer türlü şey var. Yani zaman aşımı riski var. Yani. Nisan'a kadar eğer iddianame yani, hazırlanmazsa. Nisan'a kadar bu işin bitmesi lazım. Bu milletin savcıları Türk milleti adına hareket eden yargı mensupları. Çünkü öyle geçer bütün bizim biliyorsunuz hukukumuzda şeyler. Türk milleti adına giden bu milletin savcıları, bu milletin yargıçları, bu milletin gönlünde taht kurmuş Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın öldürülmesiyle ilgili ne gerekiyorsa hukuken sonuna kadar gideceklerdir. Aksi halde gitmezlerse de bu millet onlara hesap sorar. Devam edelim. Gata'ya yola çıkan hasta arabasının Hacettepe'ye götürülmesi emrini Aslan Güner verdi. Arabada hiçbir sıhhi alet ve sağlık personeli bulunmuyordu. Üçüncü vitese geçmeyen araba ikinci viteste gidebildi. Neden gata veya kalp hastalıklarında o zaman bir numaralı olan yüksek ihtisasa evet. götürülmedi? Yani götürülecekse... Güner çelişkili açıklamalar yaptı. Trafik bahanesi
Kendini ortaya koydu. Şimdi tabii orada gidecekse mesela, yani kalp krizi geçiren bir hastanın yüksek ihtisas hastanesine gitmesi lazım. Çünkü bir numaralı hastane orası ve çok yakın yine Çankaya'ya. Aynen. Ama Hacettepe. Şimdi burada daha çok şeyler var. Evet. Mesela ilaç listesinde olmamasına rağmen yüksek miktarda tansiyon düşürücü dilaltı hapı İzordil alındı, tespit edildi. Bu ilacı kim aldı, kullanmasına nasıl izin verdi? Evet. Bu da bir muhabbet. Yani kullandığı mesela ilaç listesini alıyorlar. Kullanmaması gereken ilaçlar olabilir mi diye tetkik ediyorlar. Kan değerlerinde bazı listede olmayan ilaçların kullanıldığı ortaya çıkıyor. Yani mesela da, başka bir olayda özel doktoru Cengiz Aslan, yurt dışındaki bütün ameliyat ve gezilerinin yanında olmasına rağmen yurt içinde yalnız bırakıyor. Evet. Kalp ameliyatından sonra %20 dolası ölüm riski taşıyan Özal için neden 7 gün 24 saat doktor görevlendirilmesi önerilmedi? Yani burada mesela Sağlık Bakanlığı devreye giriyor. Yine genel sekreterliğe teklifte bulunuyorlar. Yani tam donanımlı mesela burada spor yaparken sağlık öldü deniyor doktor gözlemler var. Böyle bir şey yok diyor. Yani, bak, yani şu devlet denetleme kurulu şunun cevabını veremiyor. Yani nasıl öldü? Neden öldü? Yani aynen, bunun cevabı yok. Yani Çankaya Köşkü'nde bir cumhurbaşkanı görev başında aniden ölüyor. Olacak nasıl işte öldü? Neden öldü? Bunun cevabı yok. Biz alıyoruz. Bu cevabı aramadan yani gömüyoruz ve ondan sonra da bunlar hiç araştırılmıyor. 19 yıl boyunca hiç bunun peşine düşülmüyor. Çok bununla ilgili bugün iddiaları bazı gazeteler, efsane böyle şeyler yok. Yani mezarda yalan rahat deniyor bırakalım falan diyor. Şu da mutlaka taranması lazım. Ben mezarda onu rahat bırakalım yaptım kadar alçakça bir söylem yok. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal mezarında rahat olacaksa bu milletin başına, bu milletin vücuduna kene gibi yapışmış o ve kendisini de öldüren o varlıklar temizlendiği gün mezarında rahat olacaktır. Türkiye'de gerçekten sivil ve demokrat bir yönetim kurulduğu gün mutlu olacaktır. Bunu da söylemek lazım. Buyur. Evet. Yani bu Türkiye için çok önemli. Yani bu dava çok önemli. Bu dava yani çok önemli. Bu değil yani Özal'la birlikte Eşref Bitlis suikasti, tabii, Uğur Mumcu 193 dosyası olayı var. Mutlaka örtülü bir darbe. O da o dönemde soruşturulması lazım. Tek başına değil yani fotoğrafın tamamına baktığınızda da ama büyük bir proje için olduğu anlaşılıyor. Ve 28 Şubat yani o 28 Şubat süreci aslında tabii bu Özal'ın ölümüyle başlıyor yani. Şimdi aynen demin dediğiniz gibi şey, İdris'im yalnız burası çok önemli. Eğer torba davaya bu Özal suikasti, Özal cinayeti girerse bu iyi olmaz. Turgut Özal için özel bir dava açılması gerekir. Yani 93'teki olaya ve 18 Haziran 88'deki olayla irtibatlandıran evet, bir özel iddianame milletin takip edeceği, yoksa bunu sen eğer Ergenekon'un içine dahil edip de falan, o zaman çok ayrı bir noktaya gelir. Onu özel bir, onun o ana spesifik olarak Özal'ı katleden örgütsel yapının işte bu unsurlarının üst üste gelmesi gerekir. Yani bu ciddi bir devlet soruşturması ile, yani bir irade eğer bunun arkasında olursa, siyasi irade, ki mesela bu darbe soruşturmalarının devam edebilmesinde siyasi irade çok önemliydi. Aynen. Aynı şekilde bu Özal dosyası da böyle bir siyasi irade ve savcıların da, yani şu ana kadar zaten olayı soruşturuyorlar. Birçok kişiyi tanık olarak dinlediler. Mehmet evet, Ağar dahil, evet, Mehmet Keçeciler, işte Vehbi Dinçerler, yani o dönem bütün tanıkları dinlediler. Bunlar değerlendirilecek. Bunlar dinlenilecek ve iddianame ortaya çıkacak. Göreceğiz yani bu. Hayırlısı ben evet, inanıyorum. Evet. Biz de bu yayınlarımıza devam edeceğiz. Ben de senin buradaki bulguların tek tek hem Takvim Gazetesi'ndeki hem Sabah Gazetesi'ndeki köşemden yazmaya devam edeceğim. Bu konuda bütün demokrat medyanın da Sabah Gazetesi'yle, Takvim Gazetesi'yle, Star Gazetesi'yle, Yeni Şafak'la, Zaman'la, Bugün'le, bu konuda daha ziyade Zaman ve Bugün öncülük etti. İşte Aksiyon Dergisi'yle, bütün bu Samanyolu Televizyonu, Kanal 24, Beyaz TV, TV Net, Ülke TV, Kanal 7, bütün bu işte ATV, A Haber, bütün bu demokrat medya unsurlarının bu konuda birlikte hareket etmesi şart. Böyle konularda ayrı gayrı yapılırsa Turgut Özal'ı da şehit eden, Adnan Menderes'i de şehit eden o iğrenç yapı, o iğrenç zihniyet yeniden kazanır.
kendimize gelelim. Demokrat, bütün demokratlar, bütün vicdanlı insanlar, bütün dindarlar aralarındaki küçük farklılıkları paranteze alıp bir bütün olmak zorundadır bu ülkede. Yoksa yeniden tekrarlıyorum, hem Adnan Menderes'i şehit ettiler, hem Turgut Özal'ı şehit ettiler. İki büyük devlet adamımızı şehit eden bu mekanizma artık bir kez daha kazanmamalı. Buna müsaade etmemeliyiz. Buna izin vermemeliyiz. Bir kez daha kazanırlarsa bu ülkenin bu sonu olur. Büyük bir iç savaş çıkar. Kan, revan, oluk oluk akar. Bu kadar ciddi bir mesele bu. Türkiye bütün bu kirli yapılanmaların üzerine gitmek ve yargılamak zorunda. Şehit Başbakanımız Adnan Menderes'i, Şehit Başbakanımız ve Şehit Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı yeniden rahmetle anıyoruz. İdris kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Son bir sözünü alalım istersen. Şimdi Tansu Çiller Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na çok önemli açıklamalarla bulundu. Ama bana göre en önemli cümlelerinden bir tanesi tarih yeniden yazılmalı dedi. Doğru söylüyor. Şimdi bu hele bizim vakalara, şeylerde okutulan bu okullarda okutulan ders o da çok önemli. Çünkü halen 27 Mayıs uzun süre bayram diye kutlandı. Millet Adnan Menderes'i hain diye öğrendi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu süreçlerin parçası olan gazetecilerden bu tarihi olayları biz bugüne kadar öğrendik. Evet, tabii. Yani adam 27 Mayıs'ın bir parçası içinde bulunmuş. Sonra 27 Mayıs'ı anlatıyor. Yani biz de onu okuyoruz. Yani. Yazıyor. Ondan sonra Menderes ve arkadaşlarına karşı insanların yani bakış açısı hep soru işaretleriyle dolu. Allah yine aynı şekilde. Allah şimdi ama Allah bu dönemde şükür, yani Allah bu şükür milletin çoğunluğu evet. Bu adi propagandalara kanmadı. Ha %1, %30'luk, %35'lik bir kesimi etkilediler. Buna benim yakın çevremden bazı insanlar dahil oldu ama onların da gözü açılıyor bugün. Ama Allah'a şükür %65'lik, %70'lik bir kesimi asla ve asla etkileyemediler. Bugün Turgut Özal'ı bu millette ya seviyor musunuz diye anket yaptı. %70 evet seviyorum diyecektir. Ve acı olan şu, öyle bitirebiliriz. Turgut Özal parti kursaydı yeni parti ne oy alırdı biliyor musun? %5 bile almazdı. Niye biliyor musun? Çünkü o dönem öyle bir noktaya getirmişlerdi ki Turgut Özal'ı. O dönem o medya o aynı lafları döndüre döndüre büyük bir psikolojik propaganda evet. Ve o noktaya gelmişti. Ama aynı Özal 4 sene sonra bütün millet ah mezarından çıksa da başımıza gelse dedi. Tabii, yani 89 evet, yani evet. Adım adım Turgut Özal medya operasyonlarıyla işte onun için bugün de hiçbir şey masum değil. Hiçbir şey efendim biz bilmem kendi bunlar değil. Bunları biliyoruz. Basın özgürlüğü kavramını fiilen medyanın hükümetlere şantaj yapıp ihaleleri götürmesi için kullananlar asla özgürlük gibi kutsal bir sözcüğü ağızdan alamazlar. Elbette herkes istediği gibi muhalefetini yapacak ama bu ülkede demokrasinin temel kuralı. Çoğunluğun iradesi yönetecek, azınlığın da haklarına saygı duyulacak. Bizde bir azınlık diktatörlüğü sistemi vardı ve çoğunluğu tasallut altına tutuyordu. İşte Turgut Özal buna direndiği için öldürüldü ve Tayyip Erdoğan buna direndiği için, buna direnen bir büyük lider olduğu için öldürülmek istendi, darbeyle devrilmek istendi. Aynı hikaye devam ediyor. Evet. Son cümleni alalım. Sonra da yani bağımsız gazetecilerin yaptığı çalışmalar çok önemli. Yani sürecin senin gibi. Yani senin söylediğin. Tabii. Senin gibi. Yani sürecin parçası benden olan. Benden ziyade sen gibi. Senin yani, çünkü gerçekten bu konudaki araştırmaların harika. Yani sürecin parçası olmuş olanlar yanlı ve taraflı örtüyorlar. Aynen. Yani o şekilde değerlendirmek lazım. Adamlar yani darbecilerden bu, talimat evet, alan evet. Adam gazeteci mi olur? Darbecilerden evet, talimatla evet, yazı evet, yapan, haber yapan kişi gazeteci değil, suçludur. Darbecilerden talimat alıyorsa, bu tespit edilmişse ki savcıların evet, önünde neler var. Unutmayın Tansu Çiller'le ben Yalısı'nda özel bir görüşme yaptım. Kendisine söz verdiğim için açıklamıyorum. Tansu Hanım'ın neler söylediği benim beynimde. Tansu Çiller'in o savcıların yanında neler gördüğünü bana tek tek anlattı Tansu Hanım. Kendisine söz verdiğimi söylemiyorum. Sadece Tansu Çiller'in gördüğü belgeler bile darbecilerin talimatıyla kimler neler yaptı onları gösterir. Savcılar da dediğim gibi Mustafa Bilgili, Cemil Tuğtekin, Sadık Bayındır,
Kemal Çetin bunlar, bu savcılarımız, evet, evet, milletin savcıları gereğini yapacaklardır diye düşünüyorum. Yani Tansu Çiller tabii problem şu, başbakan yardımcısısın. Partin ve seninle ilgili bu tür planlar yapılıyor ve haberin yok. Yani yıllar sonra bundan haberin aynen, oluyor. Aynen. Peki haberin olsa bir şey yapabilecek misin? O da ayrı bir konu. Cumhurbaşkanı var. Yani bugün, bu dönemde, ben bana da söyledi onu Sayın Başbakan. Dedi ki ben görevden alacaktım. Alalım dedim ama Erbakan dedi ki Süleyman Demirel var. İzin vermez. Rahmetli Erbakan da aynı şekilde bu cendereyle ne hale düşürüldü. O da haklı tabii. Erbakan da haklı. Bir şey yapalım dese görevden alınması izin vermez ama Tansu Çiller diyordu ki o zaman seçime gideriz diyordu. Neyse artık geçmişe mazi ama bugün de ders çıkarmak lazım. Çok teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim. Böyle bir imkanı verdiniz. Ne demek, her zaman. Devam edeceğiz bu konuya. Belki yeniden gelirsin. Belki o gün Ahmet Özal da olur. Semra Hanım da olur. Yeniden rahmetli Cumhurbaşkanımız, şehit Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Onu bu millet unutmadı. Onu bu milletin çoğunluğu kalbinde taşıyor. Ve burada kendi adıma yemin etmek istiyorum ki buradan hepinize söz veriyorum, bizim bütün izleyicilerimize, şehit Turgut Özal'ı, şehit Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı katledenlerden bu hesap sorulacak.